nedir ben hanım? Gözlerinin hastası ya. Hayli demdir ben alın gözlerinin hastasıyam. Sonra gelsen yüzümün üstüne bassa kademi, kafirin verdi müradın ya benim mermiyem mi? Yüzünü dergaha tut, haşa mahrum koyar mı? Çoktur hüdan keremi. Yüzümü göklere tutup geceler yalvarıram. Zar olur şam-ı seher, çerhe temenni kılıram. Ah ya Rab, bize bir er bulunur da himmet idemi. Yoksa ömrümüz böyle felaketle gidemi. Kafirin verdi müradım ya benim mermiye mi? Yüzünü dergaha tut, haşa mahrum koyar mı çoktur hüdan? Ey güzeller, deyen güzel ruhum Resul-i Ebriya Allah. Ey güzeller, deyen güzel ruhum Resul-i Kibriya Allah. Hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin dema. Allah, hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin dema. Derdime derman olanım, cak cemalin nurunu. Makla dayım, her gönül bulur safa. Allah ismini anmakla dayım, her gönül bulur safa. Evet. Efendim Açık Deniz'e hoş geldiniz. Sevinci Hüseyin'in Efendi Hazretleri'nin ruhaniyetine selam olsun. Çok kıymetli iki misafirimiz var. Eşref Oğlu Rumi Hazretleri'nin evlatlarından çok kıymetli bir üstadımız, büyüğümüz. Anadolu'muzun irfani hayatına, bu geleneğe çok büyük bir vefa ile hizmet eden Safiyüddin Erhan üstadımız. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz ve tasavvuf tarihi alanında çok kıymetli kitaplarıyla, araştırmalarıyla, çok örnek şahsiyetiyle de daima kendisinden istifade ettiğimiz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Kara
hocamız. Hocam siz de hoş geldiniz. Ben de çok duygulandım. Hem Hazret'in sedası, icrası muhteşem. Akabinde biz yarım verdik. Safiyettin Bey, Hazreti Üftade'ye bir naat, Aziz Mahmut Üftade Hazretleri'nin imla ettiği telifatından olan bir naat var. Bir pir niyazı var. Bağ-ı aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir diye. Evet. Ne demek bağ-ı aşkın andelibi? Evet. Aşk bağının buyduğu Hazreti Üftade'dir diyor. Hidayet Hazretleri. Tabii mürşidinin kadir kıymetini çok iyi kendileri yaşayarak bildikleri için onlara o bir dünyadan bir başka dünyaya, çok hususi bir dünyaya alıp götüren büyük bir rehber oldukları için mürşidi azizlerini böyle metüsenada bulmuşlar ki ne kadar doğru. Evet. Bu tasavvuf, tarikat, tasavvuf mürşidin müridine güvenmesinden ibarettir derler. Sayısız tarifi var. Gayet tabii. Bir aşık maşuk ilişkisi mi aslında bir anlamda? Tabii teslimiyet büyük bir içten doğuşla teslimiyettir. Yani şüphe etmeksizin araya bir endişe ve şüphe sokmaksızın teslimiyettir. Yani karşı tarafı denemeye değil, kendini denemek için mürşidin huzuruna geliyor. Mürşidini tanımaktan çok, mürşidin huzurunda kendini tanımaya gidiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi yeni yetişen nesiller dikkat ediyoruz. Karşındakini imtihan ederek yaklaşmaya kalkıyor. Evet. Bu edeptir şimdi harçlıdır. Bu sure dikkat ede yol alınamaz. Eski zatların yol almasındaki hikmet hiçbir endişe duymadan teslimiyetleridir. Erenler tabii sınanmak. Evet. Sınanması da söz konusu olamaz zaten. Kimsenin haddi işte değil. Öyle. Evet. Evet. Yani kişi eksik tamamlamak için bu kapıya geliyor. O kapıdaki eksiklikleri teşhis etmek için değil. Bunu doğru ayırt etmek lazım. Çok mühim. Evet. Tabii tasavvufun çok çok fazla tarifi, tanımı da var ama hal olduğu malum. Şüphesiz. Bir Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine başka üstadlarımıza da izafe edilen büyüklerimize hadis olanı kadim olana bitiştirmektir. İl algıda galiba o vahdet tecellisinden mi bahsediyor bu durumda? Yaratılmış olanın ya da sonunun olanın. Şüphesiz tabii yani tevhid. Her şeyi bir görmek, bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi, hiçbir şeyi kendinden ayrı bir parça görmeksizin her zerreye saygıyla yaklaşmaktır. Eğer böyle biz bütün umuma yaratılmış her şeye saygısı olmayanın, onu yaratana da saygısı olmayacağın dolayı bu yolda mesafe alması düşünülemez. Bilhassa böyle olması çağrıdır. Yani bütün mahlukatı, bütün var böyle olanı zerratı, bir görmek, birlemek, böyle hak bilmek. Evet. Eyvallah. Mustafa Hocam'a da sormak isterim ben. Sizin de güzelim kitaplarınız burada değerli dostlar. Bir kısmı dergah yayınlarından. Kal kısmı. Eyvallah. Kal kısmı. Hal değil yani. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam kali, hali, tasavvufun onun üzerinden bir tanımı var değil mi hocam? Eyvallah. Aşk bahçesinin esas bülbülü o aslında. Eyvallah. Diğer Allah dostları o bahçeden feyz alan insanlar. Oradan başlarsak bu aşk bahçesine şöyle de ulaşabiliriz Sadıkçığım. Dinimizin merkez terimi imandır bildiğimiz gibi. Merkezdeki terim, ıstıla imandır. Ve yine bildiğimiz gibi imanın da mekanı gönüldür. Dolayısıyla din bir gönül işidir her şeyden önce. İmanın yeri gönül ise dinin de yeri orasıdır. Dolayısıyla oradan başlamak gerekiyor. Onun için aşk bahçesinin bülbülü olarak anlatılıyor. Bütün peygamberler böyledir ve onların yolundan giden büyükler de böyledir. Mesele o aşk bahçesinin bülbülünü bulmak ve onun gösterdiği yola girmek. Bunun coğrafyalara göre, tarihlere göre farklı yorumları olabilir. Ama ana yol bu. Aşk. İsterseniz buna muhabbet deyin, fark etmez.
ilahi aşk. Mesele bundan ibarettir. İlahi aşka ne ile ulaşılacak? Bu ayeti kerimede çok açık. Esas bülbülü bulmak. Allah ne buyuruyordu? Allah'ı sevmek isteyenler Resulüne tabi olsunlar. Gayet açık. Bendeniz bu ikili maddeyi üçüncüye şöyle bağlıyorum. Allah'a aşık olmak isteyenler Resulullah'a aşık olmanın yollarını aramalıdır. Resulullah'a aşık olmak isteyenler ise Resulullah'a aşık olanlara aşık olmanın yollarını aramalıdırlar. İşte mesele bundan ibarettir. Buna ister tasavvuf deyin, ister başka bir şey deyin. Ama hayatımızın ana çizgisi budur. Daha doğrusu hayatımızın ana çizgisi olması gereken çizgi budur. Gerisi teferruattır. Eyvallah. Bir 12 Turuk Aliye'den bahsediliyor Safiyet'in hocam. Evet, değil mi? Ne demek 12 Turuk Aliye? 12 büyük Ali yollar. 14'lü bir levha da var burada, resmi geçiyor az evvel. O Abdülhamit Han devrinde neşe olmuş matbu bir levha. Orada 14 tane var. Hmm. Yani umumi bir kabul ediliş bu 12 veya 14. Aslında pek çoktur. Yani Resulullah'a Cenab-ı Hakk'a vasıl eden 12 irfan yolu. Tabii o zatların silsilesi Efendimiz'e mülaki olduğu için, müntehi olduğu için böyle biliniyorlar. Yani vakti zamanında Nebi Muhterem Aleyhisselam Efendimiz Hazretleri'ne ulaşanlar bir fili kendilerinden feyiz aldılar. Yani kendilerinin hakikatini görenler tabii, öyle her çıplak gözle gören değil. Hakikatini görenler herhalde çok yüksek âli makamlarını buldular. Ama ondan sonra gelen iman sahiplerine yapacak, Efendimiz'i doğru görenleri görecek. Onlardan istifade edecekler. Onun için Evliyaullah Hazretleri'nin rütbesi insanlık aleminde, inanç sisteminde yerleri çok büyüktür. Yani istenirse ittiba edilir, yani uyulur, istenirse uyulmaz filan, bu şekilde dikkat etmek lazım onların hukuklarına. Pek maalesef layık ve içiyle dikkat edilemediği için bugün bütün milletler camiasında büyük bir ahlak zafiyeti var. Yani her şeyden vazgeçebiliriz. Fakat diğer canlılar nasıl ahlak sistemine tabi değil, diğer canlılar orman kanunlarına göre yaşıyorlar. Büyük balık küçük balığı yutar. Onlara bir ahlak teklif edemiyoruz ama Ademoğlu'nun en büyük farklılığı diğer canlılarınıza ahlakının bulunmasıdır. Ahlak sistemine tabi olmasıdır. Bu sisteminde nerede bulunacak? Ebediyet inancında bulunacak. Eğer böyle bir şeye gönül vermezse ahlak sistemi onu ayakları etmeyeceği için ar yılı kar yılı deyip devam edecektir. Bu da tabii onun insanlık rütbesine bir türlü gelmesine zemin hazırlayamayacaktır. Böyle bir mesele var. O sebeple ahlak müessesesi hiç eskimiyor. Hiç değişmiyor. İhtiyaç ve gerçeğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Kıymetini bilmek şartıyla tabii. Ama çağımız şudur, budur, bunlar da nedir, geçmiş çağın masallarıdır dersek istifade etmekten mahrum kalırız. Mahrum kaldığımız gibi gelecek nesillere de kapıyı kapatırız. Onun için bu ahlak müessesesinin erbabı tarafından devamı çok ehemmiyet arz ediyor. Biz tabii yetişemedik, fi tarihinde gelmiş yüksek şahsiyetlere yetişemedik ama ondan zamanımıza bir kısım kıymetler kalmış. Nasıl Nebi Muhterem Efendimiz Hazretleri'nin hırkayı şerefini saklıyoruz, sakalı şeriflerini saklıyoruz. Onlardan bir hatıra kalmış, onların mübarek vücutlarından bir parçadır. Bu böyle olduğu gibi tasavvuf hayatını bize aksettiren büyüklerimizden de kalmış emanetler var. Mesela onların yaşadığı dergah-ı aliler var. Nasıl bugün Kabe-i Muazzama bir nazargah-ı ilahidir. Dolayısıyla dergahlar da bu büyük şahsiyetlerin o manevi feyizli hayatlarının geçtiği bir nazargah-ı evliyaullah'tır. Yani sevenler, bağlılar, samimiyetle, ihlasla bu mevzuya yaklaşanlar bunu böyle bilirler. Onun için onun eşiği de, kapısı da, her yeri kendince kutsidir. Ve ona göre saygı duyar, ona göre yaşatır. Daha sonra gelecek nesillerin de feyiz kapısı olmadığı için yaşatılmasını da sağlar. Daha sonra onların kullandığı eşyalar da vardır. İşte az sonra o mevzuya da gireceğiz. Onlar da onların kıymetli hayatından bize birer parçadır.
biz de onların izlerini bu eşyaları görerek, tanıyarak devam edebiliriz. O bakımdan hayatiyetlerinin korunup istikbale intikallerinin bizim için büyük ehemmiyet arz ettiği kanaatindeyiz. Hocam, Osmanlı coğrafyasında bu 12 Turuk Aliye'nin müesseseleri, şahsiyetleri, eserleri, tesirleri okuyoruz. Zaten sizin bu güzelim kitaplarınız, mesela şu hemencecik burada olan Osmanlılar'da tasavvuf ve tarikatlar, üstelik metinlerle Profesör Doktor Mustafa Kara Hocam bayağı güzel bir kaynak niteliğinde. Aslında tasavvufi hayat, tasavvufi ahlak, Safiyyüddin Bey üstadımızın ifadesiyle ahlakı merkeze almak gerekiyor gayet tabii. Çünkü kainatın efendisinin peygamber olarak görevlendirilişini kendileri bu kelimeyle izah ediyorlar. Peygamber olarak niçin gelmiş? Ahlak kelimesini kullanarak ifade buyuruyorlar. Dolayısıyla merkezde o var. Ahlak dediğiniz şey de yine gönüldür. Ahlak eğitimi bir beden eğitimi değildir. Bir gönül eğitimidir. Dolayısıyla dinin merkezinde olan bir terimdir. Ve ana zemini teşkil ediyor. Tasavvufi yorum bunun farklı tavırlarıdır. Tarikatla ilgili isterseniz önce Necmettin Kübra'nın cümlesini arz edeyim. Sonra sorunuza geleyim. Necmettin Kübra üstadımız Türkmenistan'ın köhne Ürgenç şehrinde kabri şerifleri 1221 yılında Moğollarla savaşırken savaş meydanında şehit olan bir mutasavvıftır. Ve şöyle buyuruyor: Etturuku ilallah bi adedi enfasil halaik. Allah'a giden yollar, tarikat kelimesi işte orada geçiyor. Allah'a giden yollar yaratıkların nefesleri sayısıncadır. O kadar çoktur yani. Herkes bir yolla ona ulaşır. Herkes bir yolla o gülzara ulaşır ve o gülzarın bülbülü olur. Fakat zaman içinde oluşan, teşkilatlanan ve bizim toplumumuzda daha çok Osmanlı toplumunda yani Anadolu ve Balkanlarda yaygınlaşan ana tarikatlar 12 ile sınırlandırılır. Ama bu çok kat'i ve kesin bir sınırlama değildir. Ana tarikatlar aslında daha çoktur. Veya şöyle de denebilir, bu tarikatların zaman içinde oluşan kolları bazen ana tarikattan daha çok yaygınlaşabiliyor bir coğrafyada. Ve her coğrafyada yaygın olan tarikat farklı da olabiliyor. Onun için bendeniz bunu şöyle özetliyorum derslerimde. Her tarikatın kendine has bir tarihi ve kendine has bir coğrafyası vardır. Dolayısıyla Osmanlı coğrafyasında yaygın olan bazı tarikatlar Güney Asya'da yoktur. Hint alt kıtasında bilinmez. Hint alt kıtasında çok yaygın olan bir tarikat Balkanlarda tanınmaz. Bunun gibi ama Osmanlılarda böyle bir tabir de vardır, yaygındır. 12 ana tarikat, işte Halvetiye, Kadiriye, Sadiye, Rifaiye, Mevleviye, Bektaşiye, Şaziliye gibi bir 12 ana tarikat söz konusu. Ve bunlar teşkilat olarak daha çok Selçuklularla başlıyor ve Osmanlılarda yaygınlık kazanıyor. Yani bu tasavvufi kültür, bu tasavvufi muhteva, bu tasavvufi ahlak, bu tasavvufi aşk eğitimi aslında ilk yüzyıllarla birlikte başlayan bir şeydir. Fakat tarikatlar ve dergahlar özellikle Osmanlı yüzyıllarında çok daha büyük bir güce ulaşıyorlar, yaygınlaşıyorlar, çoğalıyorlar. Aslında bu şu demektir bir başka ifadeyle. Dergahlar toplumun kılcal damarlarına nüfuz etmeye başlıyor. Yani tasavvufi zihniyet toplumun kılcal damarlarına nüfuz ettikçe
bu yaygınlık da çoğalıyor. Yaygınlık tabii olarak teşkilatlanmayı da getiriyor. Teşkilatlanma yaygınlaşmayı teşvik ediyor. Dolayısıyla böyle karşılıklı bir alışverişle hayatın her alanına belli oranda tesir ediyor. Bizim Cumhuriyet döneminde tabii insanların tasavvuf algısı problemli olduğu için, tasavvuf algısında büyük problemler olduğu için bazen bizim meslektaşlarımızın bile tasavvufa bakışı problemli hale geliyor. Tasavvufa bakışında hastalıklı bölgeler oluşuyor. Aslında daha objektif ve daha soğukkanlı bir şekilde bakmak gerekiyor. Yani bizim tarihimizin atar damarlarından birinin tasavvuf olduğunu görmek gerekiyor. Bunun için dediğim gibi tarihimize, kültür tarihimize biraz daha sıcak ve yakından bakabilmemiz gerekiyor. Eyvallah. Bu mirasın aslında Profesör Yalçın Koç hocamız yaşayan miras diyor. Fakat sizin tabii hem hizmetleriniz, çabalarınız hem de zaman zaman bu hususta tenkitleriniz var. Bursa çok önemli bir merkez. Ruhaniyetli bir şehir olarak vasfedilmiş. Evet, Osmanlı'mızın kuruluş. Ne demek ruhaniyetli şehir? Evet. Orada ruhani cephesiyle yaşayan insanların oraya sunduğu hususi bir iklim, bir atmosfer deniyor ya şimdi. Bunu anlıyoruz, bunu anlamamız lazım. Ama o şahsiyetlerin bıraktıklarının hayatiyeti ve geçerliliği olması şartıyla ruhaniyetli olur. Onların izlerini silersek, yok edersek, önlerini perdelersek, tozlu raflarda ve depolarda bırakırsak, o ruhaniyetin o izlerinden, kalabilmiş hatıralarından gelecek nesiller nasıl istifade etsinler? Böyle bir mesele var. Eski kitaplarda ruhaniyetli şehir olarak anılıyor diye bugün tekrar o kelimeleri tekrar etmemiz her şeyi halletmiyor. Yani öyle olduğuna inanıyorsak, öyle olması lazım geldiğine bir saygımız varsa, o ruhaniyetin kalan izlerine karşı da saygılı olmalıyız. Ama saygılı olurken doğru bir yol takip etmeliyiz. Bu yolun son izleri ve ipuçları nerelerde? Kimler meşhur olmuş bu ipuçlarıyla? Bu taraf, işin bu noktası hassasiyet kesbediyor. Dolayısıyla yanlış alatlarla, yanlış rehberlerle, yanlış işler yaparsak ortaya deforme bazı vitrinlik hadiselerin zuhuruna sebep olmuş oluruz. Bu belki idare eder, vaziyeti kurtarır, vitrini kurtarır ama hakikate hizmet etmesi güçtür. Dolayısıyla mevzuyu hizmet etmek istiyorsak evvela o mevzuyu tanımak lazım. Tanımış şahsiyetler varsa onlarla teşviki mesai yapmak lazım. Yani kanaatimiz budur. Bir de şehir, hocam buyurdular, şeydir, aşkın mekanı gönüldür. Evet. Şehir de gönülde benzetilmiş, şehir dedikleri gönüldür. Gayet tabii. Gayet tabii. Şehrin veya binanın inşası ile, kuruluşu ile insanın bir arifin zuhuru, yetişmesi özdeş olarak mı görülüyor? Tabii, yani şu üç kelime vardır ya, bu hallü hamur olması için, bu tezgahın canlı kalması için mekan, zaman ve ihvan derler. Hmm. Bu üçü bir araya gelirse bir topluluğa sunulması kolaylaşır. Bir kimse belki bir uzletgaha, bir halvetgaha çekilse orada da kendi gönlünde bütün alemi seyredebilir. Kendi gayret ve tabiatının kuvvetine kalmış bir şey. Fakat bunu topluca yapmak istiyorsak bu üç unsur bir araya geliyor. Yani müesseseleşirse, binası, yeri, külliyesi belli olursa oraya bu sefer müracaat kolaylaşır. Orada bir ocak tüter, orada bir ahlaki form, bir ekol diyorlar ya, şimdi bir şekil, bir ahlak yolu vücuda gelir. Meşrebi ona uyanlar oraya daha kolay müracaat ederler. Yani orada ne yapılıyor? Ne tarz insan yetiştiriliyor? Yetiştirilirken usul ve erkanına niye riayet ediliyor? Bu diğer insanlar tarafından görüldüğü zaman herkes kendi meşrebine göre daha kolay bir kapı bulabilir. Yani adresi belli olur. Ondan sonra kontrolü kolaylaşır. Otoritesi yetişmeye başlar. Otoritesiz müesseseler maalesef zamanla dejenere olabiliyorlar. Art niyetli kimselerin eline düşebiliyorlar.
Mesela bu farklılıkların bazen bölünmeye sebep olduğunu iddia edenler var. Çatışma. Yani bir şey Ademoğlu'nun eline geçti mi her sahada kullanması mümkün. İnanç sistemi de böyle. Eğer yanlış kullanılırsa, yanlış gayelerle kullanılır ve insanlar istismar edilirse tabii zararlı bir hale getirmek işten bile değil. Bugün İslam coğrafyası denilen arazi üzerinde ne tatsız şeyler oluyor görüyoruz. Bu müessesenin noksanlığından değil, bilerek bilmeyerek yanlış anlaşılıp yanlış tatbikinden dolayı oluyor. Ama söz neticede müesseseye söz geliyor. Ve buna karşı tabii çok mesulüz. Şimdi diyoruz ki Efendimizin huzurunda şöyle şöyle saygılı olurlardı ashab diye anlatılıyor. Güzel rivayetler var. Tabii biz öyle düşünmek istiyoruz ama fark etmez ki Efendimiz daha sonra ortaya bir mana bıraktı. O manaya biz bugün saygısızlık ediyorsak ve cümle umumun bütünün dünya efkar umumiyesinin saygı göstermesini temin edecek şekilde saygılı davranmıyorsak, hakikatini anlayarak sahip çıkmıyorsak Efendimizin şahsına karşı da saygıda noksanlık hareket etmiş oluyoruz. Noksan bir hareket ortaya koymuş oluyoruz. Bundan dolayı bir mesuliyetimiz var. Dolayısıyla bu ahlak meselesi nerededir? Hangi kapıdadır? Hangi doğrulardadır? Bunları iyi teşhis etmemiz lazım. Onun için bu da bir yoldur. Pek çok yolu olabilir de biz mesela bir yolun bugün mevzu edeceğiz. Hani önce Leyla'ya sonra Mevla'ya derler ya. Mesela bazı şahsiyetler dış memleketlerden geliyorlar. Onlara tabii doğrudan Hazreti Mevlana'nın mesnevisini bir günde, bir saatte, bir günlük turda telkin edemeyiz. Ama ne yapıyorlar? Konya'ya gidiyorlar. Bir türbe-i şerifi geziyorlar. İçeride belki bir saat kalıyorlar ama çıktıklarında o gördükleri eşyalardan, o mekanın düzenlenmesinden bir tesir olarak dışarı çıkıyorlar. İşte eşyanın da Ademoğlu üzerinde böyle bir ön tesiri var. O da bir vitrin oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ha, dolayısıyla biz önce bunun ne kadar şerefli, ne kadar ruhaniyetli bir hayat sahası olduğunu, kalmış hatıralarını, bakiyelerini doğru saklayarak gelecek nesillere ve bütün inanç sistemindeki insanlara sunabiliriz. Dolayısıyla az sonra gireceğimiz mevzuda bunlardan örnekler vermeye çalışacağız. Eyvallah. Hocam Bursa bizim tarihimizde ve bugün Bursa'nın kıymeti nedir ve oradaki Emir Sultan Hazretleri başta olmak üzere büyük Arif Vazizlerden biraz söz edebilir miyiz? O mirastan. Eyvallah. Madem Emir Sultan'la başladınız yine Medine'den başlayarak gelelim efendim. Evet. Çünkü Mekke Medine şehirlerin anası malum. Dolayısıyla şehirler Safiyettin Bey üstadımızın da ifade buyurduğu gibi bu mekan meselesi önemlidir. Yani insan eğitimi açısından mekan önemli. Dolayısıyla şehirler önemli. Emir Sultan Hazretleri de her ne kadar Buhara'dan Bursa'yı teşrif etmiş ise de aslında Ravza'nın temsilcisidir. Ravza, Buhara, Bursa demek gerekir. Seyit oldukları için. Hemen sizin kitabınızda göstereyim fırsattan istifade hocam. Dergah Yayınları. Evet, o da bir başka evet. Buhara, Bursa, Bosna. Evet, o da bir ana güzergahtır aslında. Yani bizim kültürümüzün ana güzergahlarından biridir diyelim. Buhara, Bursa, Bosna. Aslında Bursa'daki gönül adamlarını, bu aşk bülbüllerini bendeniz üç grupta topluyorum. Bunlardan birincisi Emir Sultan Hazretleri gibi başka şehirlerden bu şehre gelip dergahını kuran insanlar var. Gerçekten farklı coğrafyalardan gelen, Asya'dan, Afrika'dan. Malatya'dan biri gelmiş. Evet, Niyazi Mısri Hazretleri. Üstadımız Niyazi Mısri Hazretleri. Evet, Nurul Arabi şerhinde bağışlayın hocam Doktor Mustafa Tatçı hocamla bir üstadımız, bir hocamız daha İbrahim Özay hocamız hazırladılar. Bu da Hey Yayınlarınca yayınlandı. Nurul Arabi Hazretleri Melami Piri ve Büyük Aziz'in muhteşem bir Niyazi Mısri Divanı şerhi. Malatyalı tabii evet, ama Malatyalı Bursa'da, aynen Emir Buhari gibi işte Malatya'dan Bursa'yı teşrif eden, orada dergahını kuran ve maalesef bugün o dergah ortada yok. Ne yazık ki PTT binası yapılmış üzerinde. Ara cümle olarak söyleyelim. Gerek Orta Asya'dan, Türkistan bölgesinden, gerek Güney Asya'dan, gerek Orta Doğu'dan, gerek Kuzey Afrika'dan birçok gönül adamı
bu şehre gelmiş ve bu şehrin insanlarına tasavvufi dünyanın kapılarını açmışlar. Bu birinci grup dervişler. İkinci grup dervişler ise bu şehirde doğup, bu şehirde büyüyen, bu şehirde yaşayan ve bu şehirde dergah kuran, gönüllere hitap eden insanlar, ki Üftade Hazretleri bunların başında yer alıyor. Son yüzyıl itibariyle Mehmet Şemseddin Efendi, daha yakından tanıdıklarımız olduğu için bu isimleri zikrediyorum. Tabii ki pek çok isimden bahsedilebilir. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri gayet tabii bu halkanın başında yer alıyor. Dolayısıyla ikinci grup gönül adamları Bursa'da doğup yetişenlerdir. Bursevi Hazretleri. İsmail Hakkı Bursevi de dışarıdan gelenlerden. Tabii o her ne kadar Bursalı İsmail Hakkı diye biliniyorsa da Bursa'da Bulgaristan doğumlu malum. Balkan. Aydoslu, yani Aydosi, bugünkü Bulgaristan sınırlarında kalan bir şehir. Bursevi de Balkanlardan gelen, yani bir Allah dostu. Üçüncü grup Bursa dostları, Bursa evliyaları ise Bursa'da yetişen ve fakat başka şehirlerde dergah kuran insanlar, ki bunlardan yine iki tanesi çok meşhurdur. En meşhuru işte bu Bağ-ı Aşkın Andelibi Hazreti Üftade'dir. Dertli aşıklar tabibi Hazreti Üftade'dir. Nutku Şerifi'nin sahibi Aziz Mahmud Hüdayi Bursa'da yetişmiştir. Dergahını İstanbul'da kurmuştur. İkinci mühim bir şahsiyet var. O Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden de bir asır önce Şeyh Vefa. Şeyh Vefa da Bursa'da yetişmiş. Bursa'daki mürşidi Zeynüddin Hafi. Zeynüddin Hafi'nin mürşidi, düzeltiyorum, Bursa'daki mürşidi Abdüllatif-i Kutsi. Abdüllatif-i Kutsi'nin mürşidi Zeynüddin Hafi. Zeynüddin Hafi Türkistan'da. Kudüslü, Türkistan'da tasavvufi terbiyesini görüyor. Dergahını 500 yıl önce Bursa'da kuruyor. Biz 500 yıldır Zeyniye ile birlikteyiz. Zeyniler Mahallesi ile birlikteyiz. Zeyniye Külliyesi ile birlikteyiz. Ve Zeyniye Köyü ile başlayan bir romanımız da var, biliyorsunuz. Evet. Çalıkuşu Zeyniye Köyü'nün mezarlığı ile başlar. O kültürü yaşatıyoruz. Yani Bursa, Kuzey Afrika'dan da var. Ali Mağribi Kuzey Afrika'dan gelen bir Şazeli dervişidir yine 3-4 asır önce. Dolayısıyla Bursa gerçekten bir ana kucağıdır. Hem Balkanlara, hem Afrika'ya, hem Orta Doğu'ya, hem Türkistan'a, hem Kırım'a, Tatar'a, Kazan'a kucak açan bir ana kucağıdır. Ve gerçekten bu özelliğiyle dikkat çekiyor. Eyvallah. Bizim Türk modernleşmesinin oldukça hüzünlü ve kısmen travmatik sonuçlarını da Bursa'da bu tarihi miras üzerinden okuyabiliyoruz. Maalesef. Bir kısa bir ara verelim dilerseniz. Bu şu anda bu mirasın, bu tarihi mirasın ne durumda olduğuna bakmaya çalışalım. Mevlevi Hani'den başlayacağız galiba, değil mi Safi Yüttin Bey? Tabii, olabilir. İnşallah. Evet. Üstadım. Yönetmenimizden rica edeyim, ben zannediyorum Tanrı'dan diledim diye bir şey bizimiz vardı. Enstrümental bir şey, evet. Orada eski Bursa fotoğrafları var. Hem onu izleriz. Akabinde değerli dostlar, Mevlevi Hani'de Bursa'mızda bu külliyelerin, dergahların, mescitlerin durumunu, külliyelerin durumuyla ilgili ve oradaki eşyalarla ilgili, oradaki o kıymetli mirasla ilgili durumu belirlemeye çalışacağız. Thank you.
Tekrar birlikteyiz, Açık Deniz'deyiz. Safiye Tüner Hanım'ımız ve Profesör Doktor Mustafa Kara hocamızla beraberiz efendim. Onu arz etmiştik. 1925 yılından itibaren Türkiye'de bir dergahların, tekkelerin kapatılmasıyla ilgili ve vakıflarla ilgili de ciddi bir şeyin yaşandığını görüyoruz. Evet. Evkaf-ı gayrimenkule tabir edilen vakıf eserlerinin mescit, cami, dergah, tekke, zaviye, hankah, çeşmeler, medreseler ve diğer vakıf eserlerinin hali pürmelali süreci başlıyor galiba. Onların içinde çok çok kıymetli hatlar, eşyalar, tarikat çeyizleri, cihazları ve bizatihi yapılar. Evet. Bunların bir kısmı satılıyor galiba, bir kısmı yıkılıyor, yakılıyor. O içindeki eşyalar bir kısmı müzeye, bir kısmı yağmalanıyor, bir kısmı çalınıyor, gibi bir böyle çok hazin bir süreç. Bu süreç devam ediyor. Bursa'mızda tabii Osmanlı coğrafyasının pek çok yerinde Mevlevihaneler var. Bursa Mevlevihanesi'nin durumu nedir? Onunla ilgili başlayalım. Tabii ona efendim girelim de ondan evvel kısa bir şey yapalım. Yani ne oldu bu müesseseler? Evet. Nasıl tesis oldu? Nasıl şekilleri değişti? Siz az evvel kapanmak buyurdunuz da ben işitirdim bu sahanın son demlerine yetişmiş olan yaşlı şahsiyetlerden onlar kapanmak demezlerdi. Eyvallah. Sırlanmak. Evet. Şimdi zira esas hakiki dergah insan-ı kamilin kalbidir, gönlüdür. Eyvallah. Dolayısıyla bunun kontrolü mümkün değil. Şimdi dışarıdan kapısı bacası olan bir binanın açma kapama fiilleriyle kontrolü belki mümkün, müdahale evet mümkün ama kalplere inzal olan hakikate ve ilhama nasıl kontrol edeceksiniz? Evet. Buna mani olamazsınız. Bir kimse köşe-i vahdette dilediği mekanda gezebilir. Bunun dışarıdan kontrolü mümkün değildir. Dolayısıyla o kapı erbabına hiçbir zaman kapalı değildir. Na ehline karşı sırlanmıştır tabir evet ederlerdi. Çok büyük bir incelik vardır. İnce bir yeri. Öldü demezler. Aşıklar ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Kalıbı dinlendirdi derler. Kalıbı dinlendirdi. Göçtü, Hakk'a ustat etti, vefat etti pek derler. Pek çok şeyi var, evet. Kapatmak yerine sırlanmak, defnetmek, evet, gömülmek yerine sırlanmak galiba. Mesela ateşi de söndür demezler, dinlendir derler. Dinlendir, uyandır. Uyandır. Kapı içinde öyle. Yani kapıları evet örtün, kapatın da demezler. Hak kapısı evet kapanmasın. O bir niyaz oluyor tabii yani. Kapayın demiyor da onu da sırlayın diyor. O da ince bir temenni aslında. Ne kadar önemli, kıymetli bir şey. Tabii şimdi zaten bu edep mektebi. Yani edep mektebi niçin lazım? Az evvelki girizgahımıza bir giriş yapmış olmak için yani edep insanlar arasındaki ahlak bu niçin lazım? Birbiriyle olan münasebetlerinin sıhhatli ve gönül huzuruyla devam ettirebilmeleri için lazım. Bugün insanlar birbirleri alışveriş ediyorlar, yan yana oturuyorlar. Birbirlerine güvenlerini sağlayacak olan ahlaka sahip olurlarsa daha huzurlu bir hayat sürerler. Yani hayat nimetini daha iyi değerlendirirler. Hakkı daha iyi tesbih ederler. Zira insanların hakikatteki yaratılışı Hakk'a kulluktur. Ne diyor Efendimiz? Huzur yoksa ibadet yoktur. Bu sayede şekli ibadetleri kastetmiyor malumunuz. Bütün bir hayatı, ibadet demek hayatın tamamı. Tamamında eğer huzur yoksa Hakk'a layıkıyla sıhhatli bir kulluk da ifa edilemez ikazı var bunun içerisinde. Dolayısıyla o huzuru elde edebilmemiz için karşılıklı olan bütün insanların birbirine karşı ahlaklı olması icap ediyor. Dolayısıyla bu ahlak müessesesi sureti katiyete sarf-ı nazar edilemeyecek bir şeydir cemiyetlerden. Yani birçok sahada şimdi mesela talim terbiye kuruluşları var. Teknik sahada var, tıpta var, her sahada. Onlar tabii hepsi lazımdır, pozitif ilimlerdir. Fakat orada vazife alacak insanlar muhakkak sureti ahlaklı olmalı icap ediyor. Her yerde, her sahadaki insanların ahlaklı olmalı icap ediyor. Bu bütün alemin huzuru için eskimeyen ve değişmeyen bir hakikat. Nasıl bedeni anatomi değişmiyorsa ahlakın kanunları da değişmiyor. Dolayısıyla en ziyade açık tutulması gereken mektep edep mektebi. Ahlak mektebi. O sebeple biz bu mektebin kalan bakiyeleri üzerinde şimdi tekikatta evet bulunacağız. Ha bir de şuna yapalım. Değil mi Mustafa Bey? Ne oldu dergahlar 25'teki sırlanmadan sonra bu binalar ne oldu? O zaman bir kısmı için şöyle bir şey tayin edildi. Mümkün olanların camiye veya mescide tahvili. Bir kısmının ilk mektep
olarak. İlk mektebe tahsisi. Yani bir kişi... Marif vekaletine devri, il özel idaresine devri. Evet, artık oluyor. İşte olabildiğince bir kısmının nekli veya başka şekilde değerlendirmesi veya nakde çevrilmesi suretiyle satılması. Bazılarının satılması mevzuu da var. Fakat tabii ne oldu? Bu sahada vazife almış içerisindeki ailesiyle beraber kalan şahsiyetler bu hayat böyle devam edeceği ümidiyle hiçbir hazırlıkta bulunmamışlar. Yani bir şey tedarik edip biriktirmemişler. Yani yarının endişesiyle değil, hakka teslimiyet içerisinde oldukları için, içerisinde safiyane olanları, bir hazırlık yapmadıkları için tamamen boşlukta kalmışlar. Eskiden dergahların tamiye maaşları vardı. Bununla fukaraya ve çevreye orada yemek çıkıyordu. Başka ihtiyaçları gideriliyordu. Bu maaş aniden kesiliyor. Kesilince o müessesenin dönmesi de mümkün değil. İçerisinde hayatını sürdürüp kendisini o müesseseye vakfetmiş, kalbini samimiyetle bağlamış insanların, başka şey efendiler olmak üzere, onların da hayatiyetlerini sürdürmesi, yani insani ihtiyaçlarını gidermesi de çok zor duruma düşmüştü. Fakat şöyle yaptılar, en azından bu dergahları bazıları geniştir, bazıları küçük zaviye, küçüklerine zaviye diyoruz, hanka, asitane olarak tabir edilen pir evleri de var. Şimdi bu şekilde müştemilatlı olanlar, harem-i selamlığı olanların harem dairesinde şeyh efendilere hayat kaydıyla ikamet hakkı verdiler. Bir de evlada meşrut olanlar var. Eğer vakfeden filan zata ve evlatlarına, müteselsine, sulbi gelecek evlatlarına burası vakfedilmiştir, şart vakf olarak konmuştur diyorsa, şeyh efendi vefatından sonra da evlatlarının oradan tasarruf hakları baki kaldı. Tabii haklarını aramasını bilenler için. Bilemeyenler için o da pek mümkün olmadı. Bağışlayın, sizin ceddinizden Eşref Bolu Rumi Hazretleri Efendimiz'den intikal eden ki vakıftı. Şimdi İznik'teki vakfı ele alırsak, Hazret orayı kendi envalinden yaptırtmamış. Orası umumi bir külliye. Dolayısıyla oranın evlada vakfiyeti diye bir mevzu bize intikal etmedi, işitmedik. Ama zaten Yunan oradan çıkarken öyle bir tahribat yapmış ki yanacak her şey yanmış. Yani taş taş üzerinde kalmayacak derecede eski fotoğraflar var. Hiçbir şey kalmamış. Yani üzerinden sanki bir şey geçmiş. Dolayısıyla daha sonra oradaki halk kendi kendine evler, yerler yapmaya çalışarak oradaki hayatı devam ettirmişler. 50'lere kadar o külliye yıkık ve harap halde kalmış. 1950'li yıllara kadar. Öyle kalmış. İçindeki eşyalar... Her şey yanmış. Hiçbir şey yok. Oradan geriye maalesef bize bir şey intikal etmedi. Fakat herhalde o binanın dışında da kalmış bazı şeyler vardı ki son türbedar Esat Efendi merhum, onun bazı bakiye kitaplarını kalan torunlarında görmüştüm. Bunun dışında oradan maalesef geriye haziresinde bazı taşlar varmış. Yakın tarihin gayretkeşleri de o son vesika olan açık hava arşivi diyebileceğimiz o kabir taşlarını da oradan kaldırmışlar. Bugün maalesef tamir olup elden çok geçmiş olan, elden geçirilmiş olan, hatta tamir de diyemeyiz, elden geçirmek artık nasıl geçiyorsa elden ele fark var. Orada harap durap, üzerinde çinileri çoğu kaybolmuş, eski zor durumda olan minareden başka bir hatırat kalmamış. Bir de Hazretlerin yenilenmiş sandukaları var. Başka bir iz yok. British Museum'da olabilir mi çinilerinin bir kısmı acaba? İşte o yangında yanan çinilerinin bir kısmını toplamışlar, bir kısmını müzede saklanmış halde fotoğraflarını merhum Süheyl Bey çekmiş. Süheyl Ünver Bey ruhu şad olsun. Ya, onların fotoğraflarından bize bakiye kalmış. Büyüklerimize o fotoğrafları emanet etmişler. Onlardan başka pek maalesef bir şey yok. Çin yanmıyor ama en azından kırılıp patlayıp yere düşüyor. Onları yerden toplayıp müzeye kaldırmışlar. Maalesef oradan başka bir hatıra kalmamış. Bir de üstadımız, bu tekaya ve zebayanın seddine dair kanun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin galiba ikinci döneminde çıkarılan bir kanun, siz onu bahsediyorsunuz, bir kanun daha var herhalde, o Osmanlı armalarının vesaire kitabelerin kazınmasıyla alakalı bir kanun. Aslında kazınması değil, kanun mülayim fakat gayretkeşler var. Bir yani Rize mevzusu var. Kazınsın demiyor. Maalesef. Ya uygun bir yere kaldırılıp saklanması veya müsait bir vasıtayla örtülmesinden bahsediyor kanun. Ama gayretkeşler uğraşmak yerine bir oraya sehpa dayayıp çekiç ve keskiyle çok onları kazıtmışlar. Olmuş. Bu hikayesi meşhurdur. Bu İstanbul'daki Darül Umur Askeriye diye var ya, onun da böyle bir kazılma hadisesi olmuş. Yarıda durdurulmuş. Hatta Konya'daki zannederim Karatay mıydı, İnce Minareli Medrese miydi, onun da yazılarında öyle yarısı kazılmıştır.
farkına varanlar durdurmuş da öyle durmuş olanlar da var. Osman Öndeş'in bir kitabı var, Vurun Osmanlı'ya diye Timaş yayınlamıştı. Evet, orada yüzlerce örneği de var. Tabii yani şeyi, bu şekilde tıraşlanmış kitabe çok, fakat çok düşüncesiz de yapılmış bir şey. Tüm Tura'yı kazıyor. Fakat aşağıda kitabenin satırları var. Tura'da isim, istifli olan padişahın ismi aşağıda kitabenin satırlarında ayrıca geçiyor. E o orada kalıyor. Okay, evet. Bunu, ama Turma bir alamet ya. Yani o da tuhaf bir şey. Fakat bugün olur olmaz yere, her yere Osmanlı turlarını koyuyorlar. Padişahların isimleri yapıştırılıyor. Yani Tura şeklinde. O da tuhaf bir şey. Evet. Bu uygun yerde durur. Yani İfrat'tan tefrite bir Tura'nın şey, yeri vardır. Her yere olmaz. İzin verirseniz Mustafa Hocam'a da bu ocakların sırlanmasıyla ilgili düşüncesini soralım. Mevlevi haliyle devam edelim. Hayır, orada daha birazcık daha bir şey vardı. Buyurun siz o tamamlasın. Devam edin. Tamamlayın. Siz buyurun. Tamamlayın. Siz tamamlayın, öyle geçelim. Şimdi evet, yani bir kısmı mektep oluyor. Bir kısmı eğer vakfiyesi uygunsa Şeyh Efendilerin ikametine, ailesiyle ikametine evlattan evlada bırakılıyor. Bir kısmı da eğer vakfiyede böyle bir şart yoksa Şeyh Efendi hayatını kaybettiği an hemen müdahale ediyorlar. Herkesi kapı dışarı ediyorlar. Böyle bir şey var. Ama bazen uygun şartlarla oraya kiracı olarak kalanlar var. Ama bunlar da bir yere kadar kaldılar. Daha sonra şartlar değişti. Memleketimizde imkanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha sonra gelen aynı ailenin genç nesilleri artık o binada oturmak istemediler. Ne zaman o binalar oturan aile tarafından boşaltıldı? Ki meşhur bir sözdür. Bir yapıyı insan nefesi yaşatır derler. İnsan nefesi yaşatır. O ailelerin yaşatır. Oradan çıkmasıyla bu binaların kontrolü tamamen kontrol dışına çıktı. Hayatiyeti, istikbali, intikali tamamen imkansız hale gelmeye başladı. Sadece o ailenin orayı terk etmesine her şey bitmiyor. Orada mesela az sonra anacağız, ruhu şad olsun, Mısri Dergahı Asitanesi Son Posta Şemseddin Efendi çok himmetli bir zat. Birçok eserler vücuda getirmiş. Ve birçok eserler oraya toplanmış. Şimdi bu eserlerin korunma mevzuu da zora düştü. Zaten sırlandığı zaman bu müesseseler içerisindeki pek çok eşyayı toplayanlar toplanabilmiş, bazı depolara konmuş. Ne türden eşyalar var? Bunlar hattı şerifler var. Gayet tabii, yani bir böyle müessesede birikmiş. Onlar aslında müstakil olarak mahalle müzeleri gibiydiler. Hmm. Yani kalabilmiş olanlarını da gördük. Yani bir dergahta evet, yani ne türden eşyalar bulunur? Yani kültürümüzün bulunabileceği, herhangi bir evde bulunabilecek her eşya her şey. Da var. Ayrıca ona binaen. Ya mesela bazı, keşkül var mıdır? Gayet tabii. Onlar da bulunur da buna binaen bazı herkesin saygı duyduğu şey efendileri dışarıdan bazı hususi özel eşyalar da geliyor. Nasıl mesela bugün Cumhurbaşkanlığı makamına diyelim ki dış memleketlerden özel eşyalar geliyor. Daha sonra makamdan ayrılsa bile o makamda onlar, anlatabiliyor muyum? O mıntıkanın tarihi arşivi gibiydiler bu müesseseler. İçerisinde gibi. Bir insani hayat var. Yani suni bir müessese değil, canlı bir yaşayan miras. Tabii. Dolayısıyla bunların akıbetleri zora düştü. Kütüphaneleri vardı mesela bilhassa. Bazı böyle bilhassa, tabii. Eser veren şey efendiler çok güzel kitap toplama hassasına sahiptiler. Dolayısıyla onların kütüphaneleri ne oldu? Biriktikleri yazışmaları, arşivleri, bütün bunlar ne oldu? Dolayısıyla bir kararla... Belki ruznameleri, mektupları, her şey. Eserleri... Yani bir şeye karar vermekle her şey hallolmuyor. Olmuyor. Onun arkasından getirdiği bazı kayıplar müteselsilen geliyor. Dolayısıyla biz kültürümüzden nelerini kaybettiğimizi eğer biraz tetkik edersek, gayret edip araştırırsak o zaman farkına varırız. Kaybettiğimiz şeyin daha ne olduğunu tam teşhis edebilmiş durumda değiliz. Yani esas mesele o. Ancak insanlar emek verdikleri şey için ızdırap duyabilirler. Emek vermediği şeye, başkasının da emek verdiği herhangi bir şeye saygı duymaları tabii mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu müesseselerin kaybolmasıyla böyle bir sıkıntı oldu. Hatta hatırlarım. Bu Silivri Kapı, Mevlana Kapı taraflarında Tarik-i Rufaiye'den Kılıçı Baba dergahı vardır. Ali Rıza Şengel Bey merhum. O dergaha iç güve olarak gelmiş. Onun hanımları hayattaydı. Biz kendileriyle bunu konuştuk. Evladım dedi. Vakıflarla münakaşa olmuş. İçeride ikametimiz devam edecek, etmeyecek. Sıcak sobamla beraber beni dışarı koydular derdi. Bu sözünü hiç unutmam. Yani o zaman idare bu şeyleri şiddetli takip ediyordu. Bugünkü gibi gevşeklik de yoktu. Dolayısıyla bir hayli tatsız hadiseler oldu o hadisede. Yani saygılı davranılmadı maalesef. Dolayısıyla hem insanlarımız kırıldı, hem orada birikmiş olan o arşivi kaybetmiş olduk. Çok vahim. Efendim, dergahların sırlanmasından sonra söylenecek söz çok.
birkaç gece burada durmamız gerekir. Hepsini geçelim. Bir tanesini söyleyelim sadece. Dergahlar sırlanınca ne oldu? Sahtekarlara yol açıldı. Evet. Mesele bu. Ana mesele de bu. Dergahlar açıkken legal bir ortam olduğu için önüne gelen şeyh olamaz, mürit olamaz. Usulü var, adabı var, erkanı var. Dolayısıyla dergahların sırlanması maalesef bugün herkesin şikayet ettiği sahtekar insanlara yol açmış oldu. Çünkü illegalitede kimin ne yaptığını bilemiyorsunuz. Bir, yani toplumdaki tabii kontrol mekanizması kalktı. Resmi kontrol mekanizması da kalktı. Dolayısıyla sahtekarlara pazar açıldı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en ücra köyüne imam olmak isterseniz en az 5 tane evrak isterler. En az. Biri diploma olmak şartıyla. Fakat şeyh olmak istiyorsanız İstanbul'un Bursa postu bir yere atın, ben şeyhim deyin ve siz şeyhsiniz. Kimse size şeyh değilsin diyemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir resmi makam size şeyh değilsiniz diyemez. Çünkü böyle bir makam yok. Bunu diyecek bir makam yok. Takip edecek bir makam yok. Soru soracak bir makam yok. Resmi bir belge isteyecek bir makam yok. Bu dini hayatı da tehdit ediyor gayet tabii. Sözümüzün başında bir şey söyledik. Bu dini hayatın merkezinde olan bir meseledir. Ve fakat bugün bu dergahların sırlanması sebebiyle, bu sabah erken kalkanların şeyh olması sebebiyle dini hayat da yara almaktadır. İnsanlar serapların peşinde sürüklenmektedir. Bir müddet sonra serapla karşılaştığında bir sükûti hayal olmaktadır. Dolayısıyla birçok mahzurdan bahsedilebilir. Ama bendenize göre en mühim mahzur bu ipin, bu geleneğin kopmasıdır. Dolayısıyla temiz su arayan insanların düştüğü problemli durumdur. Gerçi her köşede şeyhimler çoktur. Fakat binde birinin de irfanı yoktur. Yok. Eyvallah. Sanki bu süreç o gün için dahi, o gün dahi artık onun normal de olduğu bir günde dahi sahtekarlar vardır gayet tabii. Bu insanoğlunun bir tavrıdır. Yani sahtesiyle meşgul olmak. İşin şekliyle meşgul olmak bir insani hastalıktır aslında. Şekil ve ruh meselesi. Genel itibariyle söylersek aslında bütün dinlerin problemidir. Şekil ve ruh. Şekil mi ruh mu? Aslında bunlar iç içe birlikte ve beraberdir. Onun için biz bazı yapılardan, bazı hatlardan, bazı kıyafetlerden bahsediyoruz. Aslında tabii ki mesele kıyafet değil, tac ve hırka değil. Değil mi? Yunus Emre Üstadımızın ifade buyurduğu gibi. Mesele tac ve hırka değil. Ama mesele tabii ki özü aramak, ruhu aramak, içindeki manayı aramak. Fakat biz insanız, bedenimiz var, ruhumuz var. Dolayısıyla dini hayat da bir beden ve ruhla birlikte yürüyor. Namazın bir bedeni var, bir ruhu var. Namazın farzları diye sayılan bütün maddeler şekildir. Bedeni hareketlerdir yani. Namazın farzı, rükû'a varma hareketi farzdır. Secdeye varma hareketi farzdır. Bunu diğer bütün ibadetlere teşmil edebilirsiniz. Hac. Hacın bir bedeni var. O kara donlu Beytullah'ın etrafında dolaşmak, değil mi? Farz bu. Ama aranan ne?
aranan. İşte o arananı kaybettik, evet. Sadıkçığım. O esas arananı kaybettik. Bugün Beytullah'ın etrafında döndüğümüzde ne yapıyoruz? Yaptığımız tek şey var. Fotoğraf çekmek. Eyvallah. Üstadım, yine bir reklam aramız olacak ama Mevlivehane'den başlayalım dilerseniz. Biraz sürer yalnız. Öyle mi? Evet. O zaman şimdi bir ara verelim. Peki. Sonra arasız devam edelim. Peki. Bir de bir Murat Bardakçı Bey'in bir yazısı da var. Onu da herhalde okuyacağız, ondan bazı şeyler. 5 Ekim 1997 yılında Yenikapı Mevlevihanesi ile ilgili yazdığı bir yazı var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bursa'daki o mirasın, manevi, irfani, ruhani mirasın durumu ile ilgili üstadlarımızdan bilgi alacağız.
Efendim tekrar birlikteyiz. Bu arada Uludağ yayınlarına çok teşekkür ediyoruz değerli üstadımıza, dostumuza sağ olsunlar. Hocamın kitaplarından gönderdiler. Bursa Dergahları, Yadigar-ı Şemsi ve bir Bursa hatırası, Mustafa Baki Efe'nin editörlüğünü yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'nin kotardığı, hocamın da içinde çok güzel yazısı var. Ve Züleyha'ya mektuplar, yine Mustafa Kara hocamın Mavi Yayıncılık'tan bir kitabı, onu da göstereyim efendim. Uludağ yayınlarına tekrar teşekkür ederiz. Safi Yüttün Erhan üstadımıza şimdi sormak isteriz. Bu görsellerimiz de var. Bursa Mevlevi Hanesi'den başlayalım, durumumuz evet, nedir diye inşallah. Evet. Bir az evvelki kayıplar mevzuna şunu da katmamız icap ediyor. Şimdi vaktiyle hayat daha tabiiydi. Evet. Bugünkü pek konfor ve lüks dediğimiz suni icatlar içine bu kadar girmemişti. Dolayısıyla tabii olan mekanlarda insanlar ömürlerini zevkle idrak ediyorlardı. Bir zarure, bir sefer tası gibi bir beton yapının içerisine mahkum olmuyorlardı. Tabii şehirlerin, köylerin, kasabaların nüfusları da her şey ona göreydi. Eldeki mevcut mekanlarda buna yetiyordu. Ondan sonra bir kimse bir haneye ihtiyacı olduğu zaman kendi ihtiyaç, hayatiyet ve mesleğine göre nasıl uygunsa ısmarlama bile ona yapılıyordu. Bugün bir kimse bir yere yerleşeceği zaman kesesine uygun bir başını sokacak yer arıyor. Başını sokacak yer aramakla kendi şahsiyetine uygun bir yuva kurmak aynı şey değil. Böyle bir fark var. Dolayısıyla biz mimar dergahları kaybetmekle neyi kaybettik? Şimdi büyük çoğunluğu, bilhassa yakın tarihlerde yapılanların büyük çoğunluğu ahşaptı. Ahşap mimarimizin, elemanlarının, icra tarzının, ince estetik zevklerinin bize ulaşabilecek olan ipuçlarını da kaybetmiş olduk. Ve dolayısıyla tekrarlanamadıkları için, tamir olamadıkları için onları vücuda getiren sanatkarların da arkası gelmedi. O usta-çırak irtibatı dediğimiz zincir koptu. Şimdiden sonra uyanıldı. Mesela günümüzde 73 senesinde bunlarla alakalı toplu bir kanun çıktı. Eski evlerin tesciline kadar, tescilli sesle pek çok şey girdi. İyi de şimdi bunları kim aktarıp kotaracak, kim evet toparlayacak? Efendim işte bu kadar mimari fakültelerden yetişmiş mimarlarımız var diyor. Güzel mimarlarımız var mı? Onlar masa erbabı, nazariyat erbabı, tezgahtan gelmiş şahsiyetler değil. Yani bu binaları vücuda getiren şey katlanıp rafa olan projeler değil. Eline alet alıp gençliğinden, canından o binaya harcayacak olan fedakar insanlar lazım. Bunlar nerede? Bazen bu işe kalkışanlar adres soruyorlar. Galiba mezarlıktalar diyor. Yani durum böyle. Maalesef. Dolayısıyla evet, biz bir ananeyi, inşa ananesini de kaybettik. Evet. İcra tarzını, o mektebi, şeyini, akışını da kaybetmiş olduk. Dolayısıyla bugün şimdi ahşap restorasyon diye bazı teşebbüsler oluyor ama onlar bence karikatür olarak neticeleniyor. Evet. Taklidi bile değil. Hani replika falan diyorlar ya. O bile maalesef olmuyor. Hatta tenkit etmişlerdi. Vaktiyle rahmetli Çelik Gülersoy bu Soğuk Çeşme sokağında bazı evleri oradan tamir etmişlerdi. Tenkit ettiler o zaman, beğenmeyip pasta yapar gibi ev yapıyorsunuz diye bir tabir icat ettiler. Bugün yapılanlar o kadar da olmuyor. Evet. Yani gün be gün ileriye gitmiyor, geri gidiyor. Bugün teknik imkanlar artıyor. Fakat ne çare? El emeğiyle ortaya çıkacak olan işten zevk alacak o zevkli gözler ortadan kayboluyor. Dolayısıyla işin kontrolü ortadan kaybolduktan sonra bunları yapalım arzusu her şeye yetmiyor. Bir de böyle büyük bir kaybımız var. Neticede şimdi kaybettiklerimizden böyle bu şekilde kolay evet, kaybettiklerimizden bir tanesine gireceğiz. Ben Mevlihane'nin önce bir durumunu izah edelim. Arkadan resimleri gelsin. Resimleri hızlı geçebiliriz. Evet. Şimdi tabii pek çok İslam aleminde pek çok yerde Mevlihane'ler inşa edilmiş. Bursa'da birkaç tane teşebbüsler olmuş ama onlar tarih içerisinde kaybolmuşlar. Zamanımıza geleni Cununi Ahmet Dede namında Karamanlı bir zat var. Kendisi Konya Makam Çelebisi'nin tayiniyle Bursa'ya geliyorlar ve Bursa'da halkın da civarında yardımıyla bir mevlihane Pınarbaşı mevkiinde tesis ediyorlar. Elde vakfiyesi de var. Yani malzemesi en çok olan zamanımıza gelmiş hatıratından, evrakından, vesikasından günümüze intikal etmiş müesseselerin başında gelir Bursa'mız itibariyle. Burada hayat devam etmiş. Eski binalar tabii değişmiş. Son binalar aşağı yukarı Sultan Mahmut devri sonları ve Abdülmecit Han devrindeki yenilemeleriyle yakın zamana kadar ayakta kalmış.
Bir yandan yönetmenimiz Barış'ım, eğer lütfedersen o fotoğraflarımızı da verebiliriz. Başlayabiliriz. Yani fotoğraflar üzerinde şurasıydı burası diye evet. izah edersek. Edersek daha sağlıklı olur. Mevlevihane. Ama evet. mevzuyu tamamlasak da bu. Hayır. Bu fotoğraf tutalım burada yani dursun. Bu Cununi Ahmet Efendi Hazretleri'nin ismi şerifi. Ya Hazreti Sultan Cunun. Cununi. Cununi Ahmet dedi evet. Bunlar şu anda az evvel arz ettiğimiz sırlandıktan sonra idare tarafından toplanan eşyalar bazı depolarda kaldı. Kalabilenler kaldı tabii ama koskoca bir Anadolu coğrafyasındaki tasavvufi bir dünya. O kadar büyük eşyalar toplanması icap eder ki bugün depolar almazdı. Almaz. Bugün yok. Bu depolar ortada yok. Kalabilmiş olanlardan bir kısmı işte Bursa'nın müzesine, müzenin depolarına intikal etmiş ama iyi durumda ve sizin ciddi bir tescil altında değiller. Bozuluyorlar zor, pek zor çok eser. Yani öyle bir ciddiyetle korunur durumda değiller. Bu sadece o levhalardan biri. Bir tanesi. Buradaki bahsi geçen Yadigar-ı Şemsi'de de bu levhanın fotoğrafı var. Bu Mehmet Şemsettin Efendi Hazretleri'nin Bursa dergahları. Mustafa Kara Kadir Atlan soyucularımızın hazırladığı. Evet. Onun içerisinde Mevlihane'nin macerası var. Var. Biz kısaca arz edelim. Evet. Sırlandıktan sonra mescit haline çevrilmiş semahane. Şeyh Efendi de orada bir vakit imamette bulunmuş. Daha sonra Alman Harbi'nde, İkinci Dünya Muharebelerinde pek çok dini kuruluş askeri idarenin kullanımına tahsis edilmiş. Dolayısıyla semahane bir askeri depo haline gelmiş. Daha sonra da maalesef resimlerinde de göreceğiz at ahırı olmuş. Onun 16 direkli büyük bir semahanedir. Oraya atları filan bağlamışlar. İçeride duran otları da orada göreceğiz. Dolayısıyla bu 53 senesine kadar gelmiş. 53'te de belediye o zaman çok geniş arazisi olan Bursa'da yani yer aranınca kolay bulunabilecek bir halken tutmuş su deposu yapmak için burayı uygun bulmuşlar. Halbuki az ileride Pınarbaşı sularının çıkış merkezinde bir su deposu var. Yanında yerler de var. Çok yakın bir arayla iki su deposu manasız. Sanki Mevlihane'yi yıkmak için bir bahane bulmuşlar. 53 senesinde hatta o zamanın Anıtlar Kurulu var tabii yazılmış. Onlardan görüş işlenmiş. Anıtlar Kurulu oradan kalkıp Bursa'ya gelinceye kadar elini çabuk tutmuş belediye ve binayı yıkmış. Bununla alakalı bütün evrak vesika hepsi elimizde. Sonra o zamanların meşhur mimarı Ali Saim Ülgen Bey hayatta. O da buraya bir rapor vermiş. Bu tip binaların korunmasının artık bundan sonra pek mümkün olamayacağı yani daha dolaylı olarak yıkılsa daha iyi olur demeye gelen garip bir raporu var. Halbuki resimde de göreceğiz. Bina ayakta korunabilirdi iyi bir tamirdi. Fakat bunu tercih etmemişler. 53'te tamamen yıkmışlar. Sadece geriye bir türbe kalmış. Fakat o türbeyi de bozmuşlar. Yerine bizim mimarimizle, eski türbe anneannemizle alakası olmayan garip betonarme bir bina vücuda getirmişler. Oradan birçok insan geçiyor. Sureti katıyla oranın türbe olduğunu hissetmiyor. Allah Allah. Böyle bir gariplik hasıl olmuş. Haziresindeki kalan taşlar da maalesef bakımsızlıktan kırıldı. Öyle haline terk vaziyetteyken biz defaten tabii uyardık idareyi. Burada bir mevlihane var. Gelişi biraz sıradan evleri bile tescil ediyorsunuz. Bu araziyi tescil edin de şimdiye kadar hep hata yapan Bursa belediyeleri tekrar bir hata ile burada ayrı bir planlama yapmasın diye 2006'dan beri defaten yazdık. Fakat bir türlü kurul bunu tescil etmiyordu. Etmeyince belediye dediğimiz korktuğumuz başımıza geldi. Buraya bir park ve otopark projesi hazırladı. Ve tatbikine girişti. Ama ne hikmeti daha bilmiyorum. Galiba müteahhitine de bir şey olmuş. İşler yarım kaldı. Daha sonra da tabii artık ikazlarımız neticesinde kurul buradan bir restitüsyon prosesi istedi. Onun üzerine şimdi sadece semahanenin yapımına bir karar almışlar. Şimdi onun proje safhasında. Fakat bunun harem ve selamlığı var. Biz teklif ettik ki bu harem selamlığı ihya edelim. Orada da müze depolarına kalkmış olan Bursa'nın tasavvufi malzemeleri burada sergileyelim. Bir tasavvufi kütüphane olsun, araştırma merkezi olsun. 12 direkli büyük semahanesini de bu gibi merasimlerde kullanalım. Böyle bir teklifimiz var. Ama bu teklifimizle şimdilik muhatap aramakla meşgulüz. Dileriz Hazreti Piran himmet eder. İnşallah. Böyle bir muhatap zuhur eder. Kalpleri yumuşar umarız. Şimdi Mevlihane'nin resimlerine sırayla bakalım. Evet, bir bakalım Barış'ım sevgili yönetmenimiz. Evet. Evet. Bu Mevlihane'nin tamir kitabelerinden 3 kitabesinden birisi. Şu an Bursa Müzesi'nde bulunuyor. Evet. Böyle geçelim. Devam edelim.
diğer fotoğrafa bakayım. Evet, bu da Mevlihane'nin esas giriş kapısı üzerindeki mermer talik karakterle yazılmış olan kitabesinin parçalanmış hali. Arkadaki hazine içerisinde bir yerlere bunu saklıyoruz. Şimdilik böyle duruyor. Evet, bir geri alalım. Bu da Mevlihane'nin umumi planı. Ortada semahane olmak üzere yukarı, yani güneye doğru yerleşme yerinde, güneye doğru kısımda harem, selamlık, derviş hücreleri, matbaa-ı şerif görünüyor. Evet. Diğer fotoğrafa gidelim. Evet. Bu da semahanenin planıdır. 16 direkli, etrafında maksure ile çevrili olmak üzere girişi olan böyle çok büyük bir semahane elde etmiş olacağız. Yapılması tahakkuk ederse tabii. Evet. Evet. Bu da semahanenin maktağı, yani kesiti. Yukarıda mahfilleriyle beraber mihraba doğru bir bakış. Evet. Evet. İçinde ahşap kubbesi var. Bunlar da harem ve selamlık bahçelerinden kuzeye doğru baktığımız zaman sağda harem, solda selamlığın görünüş şekli. Esas işte bu binaların yapılmasını ve alakalı eşyaların burada sergilenmesini ve bir tasavvufi müzenin Bursa'ya kazandırılması gayemiz. Zira İstanbul'da sadece Galata Mevlihanesi bugün tasavvufi çok az eşyanın sergilendiği memleketimizdeki tek müzedir. Dolayısıyla bu ikinci olacaktır. Onun için herhalde yapımından sarfı nazar edilmemesi lazım. Kesinlikle, yani o kadar önemli bir, evet, şeyden bahsediyorsunuz ki üstadım. Bu da yoldan. O alt yazıyı da alabiliriz, belki ekranı biraz daha rahatlatabiliriz. Yani arkamızı güneye verdiğimiz zaman güneye bakan Mevlihane'nin kuzey cephesi oluyor. Buradan bir Pınarbaşı yolu geçiyor. Ana cümle kapısı da orada görünüyor. Bu yolu olan cephesi olacak. Bahçe altta olduğu için içeriden baktığımız zaman daha katlı bir görünüş arz ediyor. Bağışlayın üstadım. Bu müze Bursa'daki bütün o varlığı, o eserleri, kalmış olan, evet, onların tamamının sağlıklı bir şekilde muhafaza edilip sergileneceği bir müze olacak. Yani teklifimiz bu. Harika, teklifimiz inşallah. Teklifimiz böyle. Evet, devam edelim. Şimdi burası da aşağı yukarı Lados'a doğru, arkamızı Poyraz'a verirsek Lados'a, yani güneydoğuya doğru bir bakış. Arka tarafta selamlık dairesi görünüyor. Sol köşede ise türbenin bir kısmı ve önünde hazire var. Ortada da Abdülmecit Han devrinde yapılmış bir sakaf, bir çardak var. Hmm. Arkasında da küçük derviş hücreleri. Sağdaki beyaz büyük duvar ise bakın ayakta ve gayet sağlam bir vaziyette olan, 53'te yıkılan semahane. Evet. Evet. Bu da matbaa-ı şerifler. Yani daha çok doğu cihetinde kalan matbaa-ı şerifler. Fakat o sağda görünen yer bahçeden türbeye giriş kapısı. Solda kalanlar matbaanın harap binaları. Evet. Bunlar kaç bu da yaklaşık yılına ait? Dışarıdan üstadım görünüş. Fotoğraflar tabii 53'te yıkıldığına göre 53 öncesidir. Öncesi. Şimdi bu türbenin yoldan görünüşü, fakat türbe şu an böyle değil. Resimlerin sonunda garip bir şekil ortaya gelecek. Bu resmi hafızamıza tutarsak nereden nereye gelmişiz? O zamanki bir müessesenin ihyasından ne anlaşılıyor? O zamanki fikriyata dair de bir kanaatımız hasıl olur. Evet. Şeyin, Sezai Karakoç'un Ceylan Deresi'nden Saman, evet, Kağıdına diye bir şiiri var. Hani böyle, evet, irtifa kaybını anlattığı. Evet. Bu da türbenin içeriden görünüşü. Cununi Dede Hazretleri'nin büyük sandukası önde olmak üzere diğer Dervişan ve Meşayihan'ın postnişinlerin sandukaları görünüyor. Şimdi bunların bütün tacı şerifleri müze deposunda duruyor. Biz 97 senesinde Nurhan Atasoran Efendi'nin Bursa'ya teşrif edip müze depolarına girdiğimiz zaman bu tacı şerifleri tamir ettik, müzede saklıyoruz. Onlar müzenin ayrı bir deposunda. Eğer bu işler tahakkuk ederse tacı şerifler tekrar yerine vaz olma imkanı hasıl olacak. Şimdi o tamir ettiğimiz tacı şerifler gelecek. Evet. Evet. Bu da semahanenin gene dışarıdan görünüşü. Evet. Yani kuzeye doğru baktığımız zaman görünüşü. Bu da dahili bir resim. Fotoğraf kartonları bir araya getirerek o zamanki teknikle hazırlanmış bir şey. 16 sütunlu bir semahane. Şimdi bunun hayatta olan küçük bir örneğini göreceğiz. Az sonra gelecek. Oradan daha iyi bir fikir edinebiliriz. Yani yapıldığı zaman ortaya ne kadar kıymetli bir şey çıkacak, ama hakkını vermek şartıyla. Öyle hani strafordan günübirlik dekor hazırlar gibi bir şeye kalkışırsak hiç yapmayalım. Kalıcı bir eser yani olmuş. Bağışlayın, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin
Şimdi şeyiyle, evet, burasını bu... yıktıktan sonra su deposu yaparken vakıflar idaresinden de mülkiyetin istimlak ederek almışlar. Mülkiyeti şu an Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bulunuyor. O zaman bu Bursa Büyükşehir Belediyemizin üzerindeki en büyük vazife yani, işte yani şimdi diyebiliriz. Şimdi semahaneye artık karar aldılar, evet. Ama çıplacık ortada semahane bir işe yaramaz. Külliye olarak mutlaka, bunun tamamının bütün müştemilatıyla... Hani evet, mümkün mertebe en azından selamlıkla başlanabilir. Bu eşyaları sokak ortasına sergileyecek halimiz yok. Evet. Kültür Bakanlığı'nın da tabii bu işe muvafakat etmesi lazım. O eşyalar aslında vakıf menşelidir. Bu Mevlihane'ye aittir. Dolayısıyla vakıflar idaresinin bu eşyalarına sahip çıkıp arkasını araması lazım. Kültür fakat Bakanımıza da Sayın Ömer Çelik'e de bir çağrıda bulunalım. Tabii herkese. İlgilenirlerse bu çok çok tarihi bir vazife hakikaten. Herkese evet. Mesela bundan evvel biz yazmıştık Kültür Bakanlığı'na. Bir hayli yani birkaç sene önce hocamla yazdık. Bir dilekçeniz değil mi? Fotoğraf ekli. Yok. Bunu başka biz yazdık. Bu ay o dilekçeler eski. Çok yazdık. Bir tane iki tane değil. En son buradan birlikte gidip Halep Mevlevihanesi'ni açtılar Suriye'de. Evet. Daha bu hadiseler olmazdan evvel. Biz de öyle yazı yazdık. Sınırlarımız haricindeki Mevlevihanelere gösterdiğiniz alaka için çok teşekkür ederiz. Bursa'mıza ne zaman sıra gelecek diye yazdık. Fakat oradan Kültür Bakanlığı'ndan bir cevap geldi. Oranın mülkiyeti bakanlığımıza ait olmadığı için bu valiliğe müracaat ediniz dediler. Olur mu ama büyük şehir yani ne olacak? Hayır, mülkiyet... Halep Mevlihanesi mülkiyeti kimde? Oraya gitmişler, yapmışlar, ilerletmişler, açmışlar. Tabii. Buraya ne zaman sıra gelecek deyip sual ettik. Sayın Kültür Bakanımıza sesleniyoruz Sayın Ömer Çelik'e ve Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Lütfen ederlerse, himmet ederlerse bu kıymetli tarihi mirasın yeniden inşası için inşallah. Evet, tekrar fotoğraflara devam edelim. Evet, şu şeyde mahfillerde kalmıştık. Evet, bu da direkler arası semahane ile ana duvara arasındaki tavanların, harap tavanların yukarıdan kiremitten akan akıntı sebebiyle dökülmüş vaziyetleri. O devrin bir üslubudur. Sultan Mahmut devrinde böyle tavanlar var. Evet. Evet. Sultan Mahmut hocam Mevlevi galiba değil mi? Meşrep. Böyle muhabbetleri olabilir. Muhabbeti ama var tabii. Yani bütün padişahları bir tariki mensubu olarak gösterme gayreti belki yanlış bir gayret değil ama ya sultanlık ya dervişlik. İkisi de orada çok güç. Yani zorlama yaparken ama dikkat muhip etmek en lazım. Azından. Ya yani da... saygıları olur tabii. Evet. Var onlarla alakalı o devrin Mevlevi Şeyh Efendi'yle alakalı hadiseleri kitaplarda rastlıyoruz. Evet. Ali Nutku Dede Efendi ile bir hikayesi var. Onu tarih coğrafya dünyalarına okup kısaca söyleyeyim. Yeni Kule Dibi Mevlihanesi'ne ziyarete gidiyorlarmış. Efendi Hazretleri bir arzunuz var mı yapalım deyip Şeyh Efendi'ye teklifte bulunuyorlar. Var ama yapamazsınız diyor. Şimdi canı sıkıyor padişahın ama bir şey de diyemiyor, saygısı var. Ama efendim buyurun yapalım diyorlar. Siz her geldiğinizde dervişahın cebine mangır getiriyorsunuz. Dolayısıyla onların gönlünü sizin vereceğiniz ihaneye çeviriyorsunuz. Allah sevgisinden gönülleri sizin getireceklerinize dönüyor. Dervişana zarar veriyorsunuz. Mümkünse gelmeyiniz diyor. Ay, ha, bunu padişah böyle söyleyecek. Şey efendiler zannederim Ali Nutki Dede Efendi olması lazım. Hmm. Yani yanlış hatırlamıyorsun. Eyvallah. Evet, ha, devam edelim. Böyle bir hikaye var. Evet, bu da gene mahfillerin görünüşü. Hı-hı. İçerideki ana mekana bakış. Mahfillerden bakış, evet. Evet. Evet, gene mahfillerin başka bir cepheden fotoğrafı. Hı-hı. Bu da zemin. İşte zemine atlar girdiği için maalesef tahtaların çoğu kopmuş. At ahırı yapmışlar evet, bunu. Evet, şimdi otlar da çıkacak orada. Evet, diğerini de alalım. Evet. İşte bakın köşede otları görüyorsunuz. Semahane içerisine girdiği zaman direklerle karşı tarafta köşede atların kullanması için otlar kalmış. Bakın yaklaşınca daha iyi ortaya çıktı. Yukarıda da mahfillerin Trabzan küpeşteleri, parmaklıkları görülmekte. Biraz böyle Eşrefoğlu Mescidi'ni andırıyor Beyşehir'deki. Ahşap sütunlu. Çok ciddi klasik bir bina. Tabii onu da tamir ederek elden geçirip şeklini değiştirmişler ama evet. Onlarla bunlar kıyas olmaz. Bunlar Avrupa'yı ama çok tatlı Safiyettin Beyciğim. Hayır, yapılırsa daha tatlı muhteşem olacak. İnşallah. Ahır olarak kullanılmış bir şeyden geriye ne sihirli, kalır? Sihirli büyülü elle, parmaklarınızla deyince hayır, inşallah. Hayır, bizden değil. Yani ecdat orada bu, en azından bu fotoğraflarla ve benzeri yapılardan bize doğru ipuçları bırakmışlar. İşte evet. Onun için diyoruz biz yanlış eller bunlara dokunmasın. Mimari arşiv imha oluyor. Eyvallah. Böyle bir derdimiz var. Eyvallah. Zira ustası yok. Bugün maharetli insanlar yok. O var, alasını yaparlar. Fakat üslup fikri yok. Eyvallah. Üslup berekesi yok. O kaçmış. Evet, devam edelim üstadım fotoğraflarımıza. Şimdi işte
Türbe, az ileride direkli bir şey görüyorsunuz. Hani Yunan şeylerin tapınakları var ya, o zaman herhalde moda böyleydi. Tutmuşlar, eski klasik türbeyi yıkmışlar. Yerine öyle bir türbe yapmışlar. Yan tarafta da su deposunun bekçi kulesi falan var. Böyle açık, boş bir arazi olarak 53'ten beri günümüze geldi. İşte tekrar otopark ve gezi parkı olarak yapmak üzere planlanmışken ısrarlarımızla artık lütfen semahanenin yapılmasına karar aldılar. Fakat müştemilatın da yapılması şart. Evet. Evet. Tekrar. Şimdi bu da arada bir yol var. Pınarbaşı yolu. Bu da üzerindeki Pınarbaşı kabristanında tam Mevlihanenin karşısındaki Hamuşan. Yani dergahla alakalı şahsiyetlerin defne olduğu yerler. Evet. Destarlı destarsız sikkeli. Burada bir hayli Mevlevi tacı şerifi olan kabir taşları mevcut. Evet. Şimdi bir fikir olsun diye Bursa'da Genel Sultan Mahmut devrinde Hicri 1338 olması, 1238 olması lazım. Bu tezyinatı bitiren şahsın bir orada bitiriş tarihi var. O ve ondan önce yapılmış olan Sultan Mahmut devri ampirine ait ve barok menşeli bir ampire ait kalabilmiş ahşap Karabaşi dergahı. Aslı burası Kadiri Halveti dergahıdır. Şimdi bir Mevlevi kültürüyle alakalanmaya çalışan bir derneğe vermişler. Onlar her akşam burada sema yapıyorlar. Şimdi bakınız burada 8 sütun var. Düşünelim bunun 2 müstibi daire. Mevlihane 16 sütunlu. Çok büyük ahşap kubbeli, ciddi güzel bir mekanımız olacak. İnşallah. Tahakkuk ettiyse ama bunu bir fikir olsun diye arz ettik. Eyvallah. Bu da yıkılıyordu. Pek harap durumdaydı. Biz 80 senesinde yıkılan Emir Sultan Hazretleri dergahının bakiye ahşap malzemesiyle bunun çatısını tamir edip bir 20 sene hayatiyetini uzattık. 2000'li senelerde de işte aşağı yukarı belediyeler buraya müdahale edip vakıflardan bakımını devralıp tamir ettirdiler. Şimdi bir kültür merkezi olarak kullanıyoruz. Güzel. Neden bunun gibi bir tane daha Bursa'da olmasın? Olmasın. Meselemiz bu. Hatta. Evet. Şimdi Mevlihane'yi bina olarak bitirdik. Eşyasına geleceğiz. Şimdi buradan bir başka dergaha geçiyoruz. Müftade Hazretleri dergahı. Yani İstanbul'umuzda metfun. Hüdayi Hazretleri'nin piri olan ve Bursa'mıza ve tasavvuf tarihimizin yerli bir Turuk Aliyesi olan Sarık-ı Celbiye'nin asitanesi olan bir dergah. Müsaade buyursanız hocamın bu tasavvuf tarihi bilgisinden istifadeyle Hazreti Celbiye ne demek? Halvetiye ne demek? Hazreti Üftade'nin Hazreti Aziz Mahmut Hüdayi'nin Bursevi Hazretleri'nin, Mısri Hazretleri'nin bizim irfan tarihimize katkıları hususunda. Eyvallah. Kısaca arz edeyim efendim. Tasavvuf kültüründe iki temel terimdir. Halvet ve celvet. Kısaca halvet, kişinin kendisiyle baş başa kalması, sevgiliyle baş başa kalması, tefekkürle baş başa kalması. Şüphesiz bunlar tasavvufi hayatta mürşidin rehberliğiyle olan şeylerdir. Mürşidin rehberliği şarttır. Bu halvet hayatının doğru dürüst yürüyebilmesi için. Celvet ise halvetin zıttıdır sözlük anlamı itibariyle. Yani toplumda olmak, toplumla birlikte olmak, insanlarla beraber olmak. Aslında halvet de tasavvufi hayatta sürekli değildir. Halvet tasavvufi eğitimin bir safhasıdır. Bazen bir başlangıç noktasıdır. Bir bağışıklık kazanma emarelerinin başlama noktasıdır. Şüphesiz esas olan tasavvufta halvet der encümen esasıdır. Halvet der encümen kemal noktasını gösterir ve Türkçesi toplum içinde halvet demektir. Yani tasavvufun hedeflediği insan tipi öyle bir noktaya ulaşacak ki toplumla birlikte olacak, insanlarla birlikte olacak, işiyle, gücüyle birlikte olacak ama gönlü sadece onunla olacak. Hedeflenen insan tipi bu. Dolayısıyla halvetiye tarikatımız da var, celvetiye tarikatımız da var ve bu genellikle Üftade Hazretleri ile başlar. Celvetiye. Muhammed Muhyiddin Üftade. Üftade aslında mahlasıdır.
Bunun yine sözümüzün başına gelirsek, yine aşkla başladık ya, aşk bülbülüyle başladık. Aslında üftali de Farsça aşık demektir. Düşkün olmak demektir daha doğrusu sözlük anlamı. Düşkün olmak. Fakat bu düşkün olmak aşık olmak anlamına geldi daha sonraki yüzyıllarda. Dolayısıyla üftade aşık demek. Hazreti Üftade, Muhammed Muhiddin Üftade Hazretleri işte Bursa'da yetişen ve Hızır Dede yoluyla Hacı Bayram-ı Veli'ye ulaşan. Hacı Bayram-ı Veli'nin mürşidi Somuncu Baba. Dolayısıyla bir şekilde bir Ankara-Bursa irtibatı söz konusu. Ve daha sonra bu dergahı kuruyor. Üftade Hazretleri Uludağ'ın yamaçlarında, işte bugünlerde de onarımı bitti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Geçen hafta hizmete açıldı. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Tabii ki İstanbullu olarak Aziz Mahmut Hüdayi'yi de soruyorsunuz. Sorma hakkınız var. Üftade'nin şüphesiz eserleri var ama herhalde en büyük eseri Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'dir. O günkü Osmanlı sosyal hayatının, hukuk hayatının belki en üst noktalarından birinde olduğu halde gönlünü Üftade'ye verdi ve bu gönül bahçesinden nasiplendi. Daha sonra da İstanbul'a gelerek İstanbullulara bu aşk konusunu aşkla anlattı. Eyvallah hocam. O da mürşidi gibi başka eserlerle kaleme aldı. Dolayısıyla Celvetiye tarikatı o gün bugün bizim kültürümüzün, edebiyatımızın ve özellikle şiir ve musiki tarihimizin çok önemli ana damarlarından birini meydana getirdi. Eyvallah. Bu arada Kutuz hocamızı da ruhaniyetine selam olsun. Onun da çok eserleri vardı ama üç güzel eseri var. Biri Zatıhaniz, biri Hüseyin hocam, birisi de İsmail hocam. Onların da ellerinden öpüyoruz, hürmetler ediyoruz. Onu da rahmetle iade edelim. Evet, üstadımız. Şimdi Hazreti Üftade'nin hastanesine bakıyoruz. Evet. Fotoğrafımızı tekrar. Evet. Şimdi az evvel bir mevzu öne sürüyorduk. Nasıl ki bir evi yaşatan insan nefesi ise günümüze kalan dergahların geliş şekline bir bakalım, mutlaka bakalım. Oradaki hayatiyetin devam etmesidir. Burada Şeyh Efendi'nin torunları dergahların sırlanmasından sonra burayı terk etmemişler. Ve günümüze kadar yaşayıp bunun gelmesini sağlamışlar. Güzel. Diğerlerinin gelmeyişindeki en büyük amil içerinin boşaltılması ve kontrolsüz kalması. Evet. Bugün de ahşap şanslara ait eski binalara bakınız, boş kalıyor. Bir zaman sonra kendi kendine kaybolup sönüp gidiyor. Gidiyor. Kullanımsızlık bu binaların en büyük mesele. Her binanın belki öyle o. Ama ahşap binalar daha hassas olduğu için daha kolay yıkılıyorlar. Dolayısıyla bunu günümüze getiren hanedana müteşekkiriz. Fakat eyvallah, hiç güzel bir şey olmadı. Bu işin tamirine kalkışalarken onları dava yoluyla oradan çıkardılar. Ay. Çok dikkatsizce yapılan bir şey. Daha uygun yollar gözetilmesi icap ediyordu. Bu yanlış bir şey. Yani o dava safhası da acayip, o da ayrı bir macera da artık mevzuna sığmaz, uzatmayalım. Çok üzüntü şimdi verici. Buradan, şimdi bu dergahla alakalı bir şey. Ne kadar güzel görünüyor ama hakikaten. Evet, şimdi burası Bursa'mızın İnci gibi böyle. Uludağ'a doğru, Uludağ yamaçlarında gayet sarp ve yokuşta bir arazi üzerine yapılmış. Ancak vaktiyle atlarla falan çıkılan bir yerdi. Yol vesaire hiçbir şey yoktu. Şimdi tabii yollar, asfaltlar. Buraya ulaşınca gelince arabaların da konması için otoparklar dahi yapıldı. Fakat tabii biraz fazla müdahale ediliyor. Etrafında ahşap bir doku vardı. Onları tabii otopark için, etrafını açmak için yıktılar. Şimdi etrafını açmak mevzu, dikkatli yaklaşmak lazım. Evet. Bizim Osmanlı şehir mimarimizde büyük meydanlar yok. Dolayısıyla bunu böyle yapmak yerine etrafındaki orijinal dokuyu ihya ederek beraber korursak daha isabetli oluyor. Nasıl ki bir resmi çerçeveye oturtuyorsak çerçevesiz, paspartosuz, zevkli durmuyorsa bunun etrafının çerçevesini kaybetmiş oluyoruz fazla açarak.
Bu da yanlış bir şeydir. Dolayısıyla doğru yaklaşmak lazım. Ne kadar ince yaptığımız bir meydana çıkacak diye etrafında ne varsa kaybedemeyiz. Ama yanlış bir şey yapıldıysa o ayıklanır. Evet. Yani sonradan yapılmış yanlış ticari binalar yapılıyor. Onları alabilirsiniz fakat onunla hem devir ve hem ahenk olan dekoru bozduğunuz zaman çürük diş gibi oluyor. Evet. Çok mühim. Velhasıl şimdi buradan biz nereden bakıyoruz? Kuzeyden güneye doğru bakıyoruz. Güneye doğru baktığımız zaman sağ tarafta semahane görülüyor. Sol tarafta ise harem daireleri. Bize doğru aşağı yola doğru da bir selamlık dairesi olacak. Maalesef o harp yıllarında gene burasını da askeriye kullanmış. Harap olduğu için ihya edemediklerinden günümüze gelmemiş. Ama elde planı mevcut, ihyası mümkün. Önde de bir çilehane var. Şimdi yaklaşalım bu evet, yapıya. Evet, diğer resme geçelim. Bu tarafa geçelim. Evet. Evet, bu önde semahane olmak üzere. Semahanenin önünde eski Üstad Hazretleri zamanından kalma kadim mescit var. Hmm. Bu semahane bilahare Sultan Mahmut devri ve sonrasında ek olarak yapılmış. Yapılmış. Sağ tarafta harem dairesinin odaları uzanıyor. Evet, diğer resme geçelim. Bu da yine aşağıda dağ kapısı tabir ederler. Orada bir geçit var. O geçitte bir kapı var. O kapıdan sonra açıldığı zaman dağ yolu başlamış oluyor. Arkaya doğru, bize doğru olan cephede de Bursa Ovası var. Oradan da Bursa'ya bütün bu pencereler Bursa Ovası'nı seyreden harem dairesinin pencereleri. Bunlar tabii tamamen tamir sonrası fotoğraflar. Yıkılarak, tamamı hemen yıkılarak yeniden yapıldığı için tabii burada 400 senelik tarih sükut etti. Yani kilometre sıfırlandı. Tekrar birden başlayacak bundan sonra. Dolayısıyla bu gibi yapılara yaklaşırken ne şekilde tahmin edeceğimize erbabıyla bir istişareyle karar vermemiz lazım. Şimdi malum bugünkü yapı sahasında çalışanlar eski binaları yıkarak temelden yeniliyorlar. Böyle bir ellerinde meleki bir alışkanlık oldu. Böyle bir meleke zorluğu. Bağışlayın çok cehaletimi ve cüretkarlığımı mazur görün sizi. Mesela Bursa Büyükşehir Belediye'miz veya işte Kültür İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Bakanlığımız bu hususta sizin gibi ehil kişileri dinliyorlar mı, davet ediyorlar mı, bu hususta size danışıyorlar mı? Şimdi bunu onlara sual edebilirsiniz. Şimdi mesela buraya bir proje hazırlatmışlar. Bizim orada bir derneğimiz vardı. İçinde bulunduğum dernek dahi bunu bir başka mimara havale etti. Bu mimar bir tane proje çizmiş. Bu kurula gitti. Kurul nasılsa iyi tetkik etmişler. Tatbiki mümkün olmayan bir şey olduğunu gördükleri zaman tekrar bize geldiler. Ben deniz fırsat buldukça benim saham olmadığı halde tuttuğum son ipuçlarından hareketle bina üzerindeki ipuçlarıyla bir proje çizdik. Ama 3 sene sürdü bunu çizmek aralıklı olarak. Devamlı tabii sahamız ve mesleğimiz değil. Başka işlerimiz de var. Fırsat buldukça yavaş yavaş kurşun kalem silgiyle eski usul. Keşke yine bağışlayın. Proje hazırladık. Hadsizliğimi bir restorasyon bakanlığı kurup sizi bakan olarak. Yok, olmaz. Biz bakmıyoruz işi yapıyoruz. Yok bakan olamayız. Biz işin tatbikatçısıyız. Eyvallah. Yani bir fiil elimle çaktığım malzemenin çizgisini çizdiğim için bu kolay. Ben tatbikatını yaptığım için çizgisini çizmekte zorlanmıyorum. Şimdi bugün yapılan projelerin eksik ve noksanı tatbikata girmeyenler tarafından yapıldığı için nazari bakıyorlar. Ya yazıhaneden idare ederler, bürodan ya da en fazla şantiyeye girip kenardan bakarlar. Ellerine alet almazlar. Böyle bir noksanları var. Dolayısıyla suni yapılar ortaya çıkıyor. Aslı değil maketi gibi bir şey oluyor. Tevfik İlerim veya Fethi Gemoğluoğlu hayatta olsaydı bunu yapardı gibi geldi bana acizane. Bu cüretkarlığıma evet. Son verip devam ediyoruz. Evet. Evet. Tekrar fotoğraflarımıza değerli yönetmenimiz devam edelim. Evet. Evet bunu andık. Devam edelim şimdi. Bir sonraki. Bu da memleketimizde kalan tek unsur, tek kubbe. Bu merhum Sedat Hakkı Eldem'in Türk Evi eserinde de olan. Kendi teşhisi de böyle. Belki eskiden bu gibi kubbeler vardı. Fakat zamanımızda hiç örneği gelmedi. Kaybolmuş, yıkılmış. Bu yaşatılmış olan yegane ahşap kubbedir. Kündekari gibi görünür. Fakat değil, çıtakari sayılır. Malzemelerin, hendesi malzemelerin içindeki bir kalıba çakılarak vücuda getirilmiş halidir. Ortasındaki görünen o sarı leke aslından değildir. Burada güzel bir istitaleli, sfalaklit tabir edilen bir püskül vardı. Maalesef o düştü. Şimdi o düşen malzemeyi bir yerde saklıyoruz. Bakalım inşallah burası derli toplu yola girerse orada sergilenebilecek. Fakat maalesef yanlış bir iş yapmışlar. Tamir sırasında binayı tamamen yıktıkları için bu çok orijinal kubbeyi götürüp modern
malzemeyle çalışan bir marangoza teslim etmişler tamiri için. Tabii ömründe böyle bir şeyle ilk karşılaştığı için ona garip bir müdahalede bulunmuş. Tekrar getirip yerine takmışlar. Sağ olsun Bursa'daki sabırlı ahbaplarımız onların sürdüklerini, bozduklarını temizleyeceğiz diye bunun içerisinde çok vakit geçirdiler. Zar zor temizlenerek, eksikleri giderek bu hale getirilebildi. Memleketimizdeki tek örnektir. Biz böyle biliyoruz. Bir ikincisine bir yerde rastlamadık. Varsa evet, bilmek isteriz. Yani Üstad Hazretleri'nin devrinden kalma bir eserdir. Allah Allah. Aşağı yukarı 4. Murat devri falan geliyor. Orada bir tarih var. Koca binada sadece Hu Çeşmesi'nin mermer kitabesinde su ayetinin sonunda bir tarih var. Ondan başka koca binada tespitli bir tarih yok. Ancak malzemelerden böyle bir tarih tahmininde bulunacaksınız. Elde bir vesika da yok. Binanın vakfiyesi de yok maalesef. Arandı ama bulunamadı. Bu da işte Bursa'ya yaptıkları garip bir şey. Yani dergâhtan baktığınız zaman Bursa Ovası'nı görüyorduk. Şimdi Bursa Ovası'nın içerisindeki tarihi bölgeye yapılan gökdelenleri görüyorsunuz. Aşağıda Pınarbaşı kabristanının servileri görünüyor. Sol köşede de Saat Kulesi, Tophane Mıntıkası'nın yeşilliği var. Bir şehir nasıl katledilir fotoğrafı galiba. Hayır, bu bir de bir şeyin fotoğrafı. Şimdi eğer bir memleketin idarecileri eski eserlere saygılı olup onları ihya ediyoruz gibi bir iddiaları varsa peki iyi güzel de bu şuurlu bir iddiada olan bir müessese kalkıp da şehrin tarihi bir bölgesine böyle bir şey koyar mı? Eğer koyarsa onun şuuruna biz tasdik edebilir miyiz? Böyle bir durum var. Onun için yani tarihi bir şey kimin eline teslim ediyoruz? Bu çok mühim bir şey. Evet, evet, diğer resim. Devam edelim üstadım. Bu da çilehanesi. Tabii çilehanesi haraptı. Onun da tabii tamamen yıkıldı sayılır. Bir ocak kısmı kalmıştı. Biz ocağa öyle bir tafsilat koyduk. Bu kepenkleri sadece dolap kepenkleri eskidir. Geri kalan malzeme tamamen yenilir. Küçük, gayet küçük ebatta bir çilehanedir. Altta bir zemini var. Bu üzerinde bir giriş katı gibi, üst kat gibidir. Cünuni Dede Hazretleri... Yok, o Mevlihane. Üftade. Ha, Hazreti Üftade'ye bağışlayın. Bağışlayın. Evet. Yani Üftade Hazretleri'nin çilehanesi diye biliniyor Hazreti bu mekan. Hazreti Üftade burada halvete girmişler midir? Yani o onun... Şimdi o dergahta bu mekana çilehane denmiş. Buraya çilehane denmesi bugünümüze kadar gelmiş. Hakikaten hayatlarında ne yaptılar? Biz onu çok kesin bir şey diyemeyiz. Ama böyle evet, biliniyor, böyle gidiyor. Ama kepenkler muhteşem görünüyorlar. Kepenkler aslidir. Fakat diğer olan malzemeler yenidir. Evet. Diğer fotoğrafa geçelim. İşte çilehanenin dışarıdan görünüşü. Görünüş. Sağdaki bina, altta bir zemini var. Üzerindeki beyaz kısım o deminki gördüğümüz mekanın dış kısmı. Evet. Diğer fotoğrafa geçelim. Bu da gene harem dairesinin doğudan batıya doğru baktığımız zaman teferruatı. Evet. Semaneden bu sefer doğuya doğru aksi bir bakış. Ne kadar hoş. Ha, şimdi bina bitti. Evet. Şimdi geldik dergahın bakiyelerine. Orada çilehanede gene aile tarafından bu eşyalar saklanmış. Üstad Hazretleri'ne atfediliyor veya burada kullanılmış diğer şahsiyetlerin eşyaları. Bunları Bursa Belediyesi bir başka mekanda tamir ettirdi. Ve tabii ki burayı yaptırmaktan murat bir ziyaretgah olarak umumun istifadesine sunmaktı. Fakat sonra bir karar değişmiş. İçeride Kur'an-ı Kerim eğitimi yapılmasına karar verilmiş. Yukarıda vitrinler hazırlanmışken, mekanlar düzenlenmişken fakat bunların üst katta yani kuru ve sıhhatli bir zeminde sergilenmesinden vazgeçilip aşağıdaki rutubetli bodrum katlarına konması diye bir şaya var. Diyelim bu garip karardan vazgeçerler. İlk kararlarında olduğu gibi zaten bir hayli eskimiş olan bu malzemeyi... Yani Kur'an kursu olarak mı bir nevi kullanacaklar? Yani öyle, öyle deniyor. Tabii onlar tabii orada bir vazife yaparken içeride ziyaretin de mümkün olamayacağı gibi bir söz var. E tabii bunlar doğru değil. Ama Kur'an kursları için bağışlayın. Yani her yer bulunabilir tabii. Her yerde yapılabilir. Hayır, o olsa bile malzemenin... ziyarete mani olmamalı içerideki faaliyet. Evet. Bunu bekliyoruz. Burayı umuma ziyaretgah olarak yapıyoruz diye ilan ettiler. Size verdiğimiz az evvel Mustafa Bey'in getirdiği kitapta da ziyaretgah olarak yapılmıştır, açılmıştır diyor. Evet. Dolayısıyla idarenin bu vaadinden vazgeçmemesini temenni şeyin, ediyoruz. Dostumuz onu aldı. Evet. Şimdi bakın, diğer resme, evet, resimlere şimdi geçebiliriz. Bakın, şeyi görelim. Şimdi bu eşyaların bir kısmı belediye tarafından tamir ettirildi. Tamir edilmiş halde bir başka mekanda sergilenmelerini görüyoruz. Şimdi böyle artık ömrünü doldurmuş yüzlerce senelik eserler rutubetli bodrumlarda değil, kuru zeminli,
kuru ve iki mahsus üç kattaki ahşap odalarda sergilenmesi, hatta kubbeli odanın bu mevzuya tahsis edilmesi çok daha isabetli olur. Evet. Vaktiyle dergahtaki kubbeli oda kutsi bir mekan olarak hep düşünülmüş, öyle saygı duyulmuş o odaya. Namaz odası olarak kullanmışlar vesaire. Dolayısıyla başka şey için değil, bu eşyaların sergilenmesi için evet. kullanılabilir. Zaten çok fazla eşya da yok. Evet, diğerini geçelim. İşte eşyaların o salonda tamir edilmiş ve bir sergi yapıldı o gün. Eşyaların tamir edildiğinin umuma duyulmasına ait bir gün tertip etmişler. O günde alınan fotoğraflar bunlar. Evet. Şimdi biraz bunlar eskiye gidiyoruz. Bir şey, bu evet. 85 senesi. Şimdi İstanbul'a geldik. Bursa'yı bitirdik. Eyvallah. Şimdi az evvel anmıştık. Dergahlar sırlandığı zaman bunların asarı eşyası ne oldu? Hı hı. Gerek kitaplar olsun, gerek semahanedeki şamedan, avize, işte rahle, tesbih, her nevi eşyalar ve Şeyh Efendilerin kullandığı eşyalar dahil, biraz da türbelerdeki sanduka taçları dahil her şey toplanmış. Türbelerde kapatılıyor ya. Dolayısıyla buradaki mesela vitrinlerde raflarda görülen vakıflar deposu burası. Çarşamba'da Hafız Paşa Medresesi olması lazım hatırladığım kadarıyla. Birkaç yer gezdikten sonra biz bunları Derviş Şehici kitabı hazırlanırken Yeni Cami Hünkar Kasrı'nın depolarında bulduk. Böyle hani bir karpuz yığını olur ya, sergi yazın yuvarlar. Karpuz yığını gibi yerde bu tarih şerifler yığılıydı. Onların bir kısmından fotoğraflar alıp o Derviş Şehici kitabına bazılarını sarıp tamir edip fotoğraflarını almıştık. Bu eşyaların bir kısmını buraya getirip böyle raflara koymuşlar. O zaman Vakıflar İdaresi İstanbul Baş Müdürlüğü vardı. İyi bir teşebbüste bulunmuş. Edirne Kapı'da Şeyh Türlü Dergahı diye anılan bir yer var. Bir dergah var, Nakşibendi Dergahı. Orayı bu eşyalarla alakalı bir tasavvufi müze olarak açmak üzere teşebbüste bulundular. Biz de gittik, o depodaki çalışmamız anı fotoğrafı bu. Olabilecekleri seçtik, tamir ettik, sardık, hazırladık. Fakat sonra Edirne Kapı'daki bir Sulu Kule namıyla anılan bir mahalledeydi bu dergah. Bu semt uygun değildir deyip gerek dergahın tamir olup hazırlanması, gerek bu eşyaların hazırlanmasına rağmen bu işten sarfı nazar edildi. Orası sonra boşaltılıp başka vakıflara verildi. Bu eşyalar da daha sonra şeye gitmiş, Yeni Kapı Mevlihanesi'nin içine gitmiş. Yeni Kapı Mevlihanesi o zaman sadece Selamlık daireleri duruyor. Vaktiyle yurt olarak kullanılmış Selamlık Kargir daireleri duruyor. Ahşap kısımlar zaten yanık o zaman. Orada bir müddet kalmışlardı. Fakat ondan sonra orası da bir facia geçirdi. İsterseniz o faciayı bu yazıdan okuyalım. Okuyalım. Murat Bardakçı'nın 5 Ekim 1997 Hürriyet Gazetesi'ne çıkan bir yazısı. Mevlihane hakkında ne yazdımsa hepsi çıktı diyor. Maalesef bir defa daha haklı çıktım. 6 Nisan günü bu sayfada Mevlihane yanacak diye yazmıştım. Ve Yeni Kapı Mevlihanesi yazımdan tam bir ay sonra 6 Mayıs gecesi yandı, kül oldu. Derken bu olay kaza falan değil, basbayağı kundaklamadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevlihane'yi eski eser deposu niyetine kullanıyordu. İçerideki eşyaları tek tek çalıp binayı yaktılar dedim. Ve bu söylediğim de doğrulandı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Mevlihane'nin soyulup yakıldığını açıkladı ve yangın sırasında binada bekçilik eden iki kişi hakkında dava açtı. İşin en acı tarafı, bekçilerden biri hakkında bir başka yerdeki tarihi halıları toparlayıp götürdüğü için daha önceden bir başka davanın açılmış ve hala devam etmekte olmasıydı. Yani vakıflarda kurda kuzu emanet etmişlerdi. Ben bu işin ta başından beri iddia ettim ve ediyorum. Yangının ve hırsızlığın tek sorumlusu yakında hakim karşısına çıkacak olan iki bekçi değil, bütün eski eser yönetmelikleridir. Deftere kayıtlı resmi koleksiyoncuya potansiyel hırsız gözüyle bakan ama eski eser mezatlarında şakır şakır satılan yüzlerce senelik malların nereden geldiğini, nasıl bulunduğunu sormaya akıl edemeyenlerdir. Ve en önemlisi, vakıf mallarını sembolik kiralarla eşe dosta peşkeş çekmelerin üzerine hırsızlıktan yargılananları tarihi eser depolarına bekçiliğe diken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yöneticileridir. Bu iş iki bekçinin yargılanmasıyla temizlenecek gibi değildir ve mahkemeye göndermemiz gereken daha çok kişi vardır. O iki bekçiyi sicillerine bakma zahmetine katlanmadan Mevlihane'ye tayin edenler, bölge müdürü başta olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul örgütünde o zaman görevde bulunan üst düzeydeki bütün sorumlular lakaytlıklarının hesabını vermek zorundalar. Hamamizade, İsmail Dede gibi daha çok sayıda sanatçının yetiştiği 4 asırlık Yeni Kapı Mevlihanesi'ne yaptıklarımızdan ve ona karşı duymamız gereken hicaptan böylelikle az da olsa sıyrılabiliriz. İnşallah. Yani sıyrılabilirler.
netice itibariyle bu eşyalar bizim bu elden geçirip emek verip yeniden sarıp o fotoğrafı tekrar eşyalar, gösteren fotoğraflarımızı orada evet. Zayi oldu gitti yani bir ifade öyle ama bilmiyoruz tabii eşyaların ne olup ne bittiğini ya yandı diye adı böyle kondu. Şimdi bizim mesela böyle bir tamir çalışması anımız başka bir türbedeki bir Taci Şerif'in tamirinde bulunuyoruz. Fakat yani bizim böyle emek vermemizin kıymeti yok. Bir tarihte gidip tamir ettiğimiz Taci Şerif'i yerine takıp bırakıyoruz. Daha sonra bir ziyaretimizde hiç alakası olmayan başkaları gelip bunu karıştırıyorlar ve bozuyorlar. Bizim de bir tabir vardı hani baş badrık belli değil derler. Dolayısıyla bir yerde ciddi bir kontrol olmazsa her gelen bir işi kurcalarsa böyle olur. Şimdi diyebilir miyiz ki sanat eseri mesela kıymetli bir ressamın tablosu. Şimdi herkes kendine göre ben bu renkleri beğenmedim deyip eline bir fırça alıp o tablo üzerinde oynasa ne olur o sanat eseri? Ki yapılan aşağı yukarı bu. Bunun, bizim bütün yani eserlerimize yapılan bu. Sadece bunun bu için hangi kurumlarımız sorumlu? Bununla alakalı pek çok müessese var aslında memleketimizde. Fakat hepsi ya birbirine havale eder. Ya hepsi kendini kenara çeker. Dolayısıyla mevzu o kadar müesseseye zaman ortada ve sahipsiz kalır. Büyüklerimize bu usta sizin önerdiğiniz şimdi eskiden türbelere olarak türbedarları bakardı. Türbedarlık da bir tevliyet işiydi. Her yerin türbedarlığı genç güzel herkese verilmez. Bir aileye mesela verilir. O aile tarafından bakılırdı. Müteselsilen aynı aile gelir. Bir çekirdekten gelme aynı türbeye bakan insanların da olduğunu biz Bursa'da biliyoruz mesela. Bu böyle olabilir. Yani başında bir muhakkak mesulü olması lazım. Açık bir kapı, giren çıkan belli değil, içeride ne oluyor belli değil. Böyle türbe kültürü falan yaşatılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı. Tabii koruma kurulları var. Koruma kurulu, yani sorumlu olanlar ve üzerlerine vazife düşmesi gereken kurumlarımız, tabii belediye müzelere, başkanlıklarımız. Müzelere havale edilen bazı türbeler var. Türbeler Müdürlüğü var İstanbul'da. Biz fi tarihinde Bursa'da da bir müdürlük kurulsun diye takip ettik ama bizim verdiğimiz evrakı dahi kaybetmişler. Tekrar yazar mısınız dediler. Onların bu ciddiyetsizliği üzerine biz tekrar yazmadık. Ne kadar ne zaman akıllarına gelecek bilmiyorum. Yani bir var olan bir müessesenin eğer mesulü yoksa sıhhatli devamını beklemek de abestir. Eyvallah. Programımızın sonuna şimdi da yaklaşıyoruz. Küçük bir şey kaldı. Evet. Onu da şey edelim. Fotoğrafları tekrar hızla gösterelim. Evet. Şimdi bunlar Bursa Mevlihanesi'nde o Derviş Şehzi namıyla andığımız kitaptan alınma fotoğraflardır. Biz bunları 79 senesinde tekrar ayrıca sardık. İçerisinde pek şimdi emsali olmayan Şeker Aviz Kafesi Destar da var. Ortadaki Taci Şerif öyledir. Keza sol taraftaki nefti olan, destarı olan Taci Şerif de öyledir. Bunlar Mevlihane'nin türbesindeki son devrin malzemesiyle icra edilmiş olan Taci Şeriflerdir. Şimdi bunlar işte müzelerin depolarında öyle kurtarılacağı ve yerine takılacağı günü bekliyor. İnşallah. Şimdi ondan sonra bir de İstanbul mevzuna gelip tamamlayalım. Evet. Şimdi bunlar vaktiyle işte Yenikapı Mevlihanesi'nde yandığı iddia edilen asardan bir kısmı bu. Müjganlı bir Seyfi Taci Şerif. Daha çok Turuk Ali'de Kadili mensubanının kullandığı müjganlı bir Yeşil Taci başka türlüdür. Eyvallah. Orada gelirse görürüz. Bunlar ama yani diğer Kadili dervişleri de bunu kullanabilir. Şimdi burada da bir kısım Nakşi ve Kadili Özbek taçlarını görüyoruz. Evet. Arkadaki Özbek gibi. İkisi, hayır bunların hepsi stil olarak yani form olarak öyledir. Müjganlı Taci Şeriflerdir. Eyvallah. Üzerlerinde eğer Kadili gülü olursa daha çok bir Kadili mensubanın tarafından kullanıldığı anlaşılır. Şimdi bunların üzerinde gül yok. Nakşiye de atfetsek yanlış olmaz. Bakın ortasında mesela bir Servi Nakşi var. Bu mevt-i maneviye işaret ettiği öne sürülüyor. Manevi ölüm. O nakşın bir manası var. Üzerindeki ipliklerin, renklerin, işlenişinin bir manası var. Buna bedahe tarzı bir tezini üslup diyorlar. Eski menakıbnamelerde, eski taşname risalelerinden biz böyle ifadelere rastladık. Biz de öyle anıyoruz tabii ki. Evet. Bir de o müjganın da bir ifadesi varmış. Gene o Taciye'den nakli olan satırlardan size nakledeyim. Nasıl siperi şems diyoruz, şapkaların önünde güneşe mani olan bir mani kısım varsa bu kirpikler de derviş tabiatı itibariyle bunu kullanan dervişlerin başını gök dergahına dikmeyecek daima kadembin olacak diyor. Yani bastığı adımların ucuna bakarak yürüyecek. Anlatabiliyor muyum? Nereye gidiyorum, ne yapıyorum, gayem ne? Nereye hizmet ediyorum? Bakışları etrafı da rahatsız etmeyecek. O aynı zamanda başında sadece bir serpuş değil,
ona edep telkin eden bir parça oluyor. Hmm. Yani bu Turuk Aliye'de kullanılan zihni vahdete odaklayan bir işlev görüyor demek. Taşlar, üzerindeki malzeme hepsi edep mektebinin bir unsurlarıdır. Eyvallah. Hiçbir beyhude süs olsun diye aksesuar olarak değil, onun ihtiyacatındandır. Usulsüz usul olmaz. Demek ki her bir şeyin usulü var. Şimdi buradaki fotoğraftakiler orada zayi olanlardan. Şeye de gelelim. Evet, bunlar zayıf. Şimdi mühim bir yere geldik. Şimdi bunları böyle bakalım. Ondan sonra da geçelim mevzuyu söyleyeyim. Bu şimdi bir Bektaşi şeyi hazır. Bütün bir kıyafet. Yani bir zat tarafından kullanılmış. Vefatından sonra İstanbul Belediye Müzesi'ne verilmiş. Ve o belediye müzesinde 79 senesinde biz bunları Sami Güner Bey ile birlikte derviş çeyizine girmek üzere vitrinlerden çıkarıp çektik, resimler çekildi ve o kitaba girdi. Sonra geçsin bunlar. Ondan sonra akıbetleri hakkında söyleyeyim. Bu da bir Mevlevi kıyafeti. Hı-hı. Üzerinde sikkesi, hırkasıyla. Evet. Bir Mevlevi Şeyh Efendisi'ne ait orijinal bir kıyafet. Yani kullanılan bir kıyafet. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Yani vitrin için suni olarak sonradan üretilmiş değil. Aslı. Kullanılmış. Evet. Evet. Diğerini alalım. Bu da bir nakşi kıyafeti olması lazım. Hı-hı. Uzaktan iyi göremiyorum. Evet. Evet, üzerinde aynen Taci Şerifler'deki o bedahi işçiliğin üzerinde aynanın bulunduğu bir aynı tezyinatın bulunduğu çok kıymetli bir hırka. Diğerine geçelim. Evet. Bu da Özbekler Tekkesi'ne ait bir merasim hırkasıymış. O dergaha mahsus özel bir kıyafet. Eyvallah. Galiba resimler burada bitti. Evet. Şimdi bu resimlerle alakalı akıbetini de söyleyeyim, tamamlayalım. Şimdi biz bunları 79'da Bozdağ'ın kemerinin dibindeki Gazanfer Ağa Medresesi eskiden belediyenin İstanbul'daki yegane halk kültürü ve tasavvuf kültürü içerisinde bulunan çok güzel etnografik bir müzesiydi. Daha sonra hiç ne gereksiz bilmiyorum bu müzeyi kaldırıp toplayıp ortadan yok ettiler. Orası karikatür müzesi oldu. Daha sonra, karikatür müzesi. Evet, daha sonra bu eşyalar nereye gitti, ne oldu, ne bitti bu kadar zamanda arkasını takip ettiysem de bir netice alamadım. Tekrar bir yerde bunların sergilenmesi. Zira arkası aranmazsa bunları tanıyan, bilen, kaldıran İstanbul, memurlar emekli olur. Büyükşehir Belediye'miz de alakalı. Tek belediye vardı zaten 79'larda. Sayın Büyükşehir Belediye'mize de izninizle çağrıda bulunalım. Bu çok önemli. Gayet önemli. Dolayısıyla gene bunların İstanbul'da uygun bir yerde tekrar sergilenmesini diyoruz. Koskoca İstanbul'da hani halk kültürünü ifade edecek ben etnografik, etraflı bir müze hatırlamıyorum. İçeride çok zengin malzeme vardı. Sadece tasavvufi eşyalar bu 3-5 kıyafetten ibaret değildi. Biz örnek olsun diye bir iki resim koyduk. Yoksa çok güzel orada mesela bir Rufai mihrabı hatırlıyorum. Hiçbir yerde bir daha toplanıp konamayacak bir şey ki bunların toplanmasına vesile olan zat Osman Ergin Bey. Belediyeciliğimize büyük hizmetler vermiş. O zamanlar belediyelerde böyle irfanlı şahsiyetler var. Evet. Şimdi bilmiyorum bu irfana sahip kimseler var mı? Buza meşhur Abdülaziz Mecdi Hazretleri'nin bendegâhından bir zat. Yani nereden ne geliyor, neni toplayıp nerede nasıl koruyacağını bilen bir zat. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bir müze kuralım, vitrinlerini renklendirelim, iş yapalım, görünsün böyle olmaz. Eyvallah. Şuurlu insanlarla ancak bu yolda mesafe alınır. İnşallah. Hocam Züleyha'ya mektuplar... Biraz okudum benden, yeni intikal etti bana. Muhteşem bir şey. Biraz bilgi lütfeder misiniz bu usta? Bu nasıl doğdu? Efendim, bendenizin 3 tane mektup kitabı var. Birincisinin adı Gönül Mektupları. İkincisinin adı Muhabbet Mektupları. Üçüncüsünün de adı bu Züleyha'ya Mektuplar. Gençlere, öğrencilerime mektup yazıyorum. Mektup yazma geleneğinin kaybolmasını istemiyorum. Ve öğrencilerime şunu soruyorum. Kalbinizin üzerinde saklayabileceğiniz bir dostunuzun kaleminden çıkan bir mektubunuz var mı? Maalesef bugünkü gençliğin böyle bir imkanı yok, bir güzelliği yok. Dolayısıyla kendi kurşun kalemlerimizle dostlarımıza mektup yazalım. Son cümlem şu efendim. Bu mektup faslını kapatalım. Safiyeddin Bey üstadımızın söylediklerinden mülhem. Bendeniz şunu söylüyorum. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere. Sayın valilerim, sayın büyükşehir belediye başkanlarım ve sayın kültür bakanım. Size ait olan müzelerin depolarında bu toprakların
kültürünün çok önemli bir parçası çürümektedir. Ve siz bundan mesulsünüz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kendinize sağlık hocam. Bu arada değerli dostlar, Niyazi Mısri Hazretleri'nin divanına ilişkin Melami Piri Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri'nin şerhi yayınlandı. Doktor Mustafa Tatçı ve İbrahim Özay hocamız tarafından hazırlandı. Hey yayınları. Onları duyurmuş olalım. Mustafa Kara hocamın ilgilisine, meraklısına Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri dergah yayınları. Fevkalade güzel bir kitap. Keza Bursa'yı merak edenler için arz etmiştik. Bursa Dergahları Yadigar-ı Şemsi. Hazırlayanlar Mustafa Kara, Kadir Altansoy. Uludağ Yayınlar efendim. Bendeniz bu. Eyvallah. Çok güzelim ve ağır kitaplar bunlar efendim. Şerhten birkaç satırla, bir tefeülle desturunuz olursa. Sen gördün mü ve işittin mi bir derya ki cevahirini, yani inci ve yakut ve zümrütlerini kenarına atsın. Hiçbir derya cevahirini sahiline atmaz. Lakin cevahirini keffi sahil avucunu dolduracak miktarı çıkarmaktan gavvası dahi men etmez. Mürşid-i Kamil bir deryadır. Cevherlerini kendisi kenara atmaz. Velakin gavvası dahi men etmez. Sen Şer-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin esrarı gibi ol. O zaman kafilelere yol gösterici olursun. Yoksa hangi bir mürşit gördün ki çarşıda, pazarda gezenlere gel sana tevhid göstereyim desin. Çok teşekkür ederiz üstadımız. Lütfettiniz. Hocam çok teşekkür ederiz. Eyvallah, biz teşekkür ederiz efendim. Lütfettiniz. Efendim haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalınız.